Üçüncü dersimiz kan kanserleri, kan bağışı, kemik iliği nakli ve kök hücre gerçeği konuşulacak. MedStar Kanser Merkezi Hematoloji ve Hücresel Tedaviler Koordinatörü Profesör Doktor Sayın İhsan Karadoğan ve ve o zaman lütfen alkışlarınız devam etsin. Türk Kan Vakfı Başkanı, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Mahmut Bayık sahnede hazırlar. Ben sözü onlara bırakırken sizlere de tabii ki iyi dersler diliyorum. Değerli konuklarım, hepiniz hoş geldiniz. Sayın hocalarım, size de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bugün kanser okulumuzun üçüncü dersine gelmiş durumdayız ve bu konu gördüğünüz gibi... Pardon, şunu bir şey yapayım. Evet, bu üçüncü konumuzu kan kanserleri, kemik iliği nakli, kan bağışı, transfüzyon uygulamaları ve kök hücre gerçeğine ayırdık. Neden bu konuları tercih ettik? Çünkü kan kanseri önemli bir problem olduğunu düşünüyoruz. Hepinizin bildiği gibi yılda 13 milyon tane yeni kanser vakası açığa çıkmakta. Ve kan kanserlerine bakacak olursak, kan kanserleri tüm kanserler içinde 4. sırada en sık görülen kanserlerden bir tanesi. Ve tüm kanserlerin de yaklaşık %10'unu oluşturuyor hem kadında hem erkekte. Aynı zamanda önemli bir ölüm nedeni, bildiğiniz gibi kanser ölümleri tüm dünyada kalp hastalıklarından sonra hemen ikinci sırada yer alıyor. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve bu ölümlerin de %10 kadarının kan kanserleri nedeniyle olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de bu konuyu üçüncü derste işlemeyi hep birlikte uygun gördük. Neden kemik iliği naklini seçtik bu ders konusu olarak? Çünkü önemli bir tedavi seçeneği, kemik iliği nakliyle tam şifa sağlamak bir grup hastada mümkün olabiliyor. Ama öbür yandan da oldukça riskli bir tedavi. Çünkü çok ciddi yan etkileri var, ölüm olasılığı var bu tedaviye bağlı olarak. Ve bu nedenle de özel bir altyapının, ekibin, deneyimli bir grubun olduğu bir yerde yapılabilen bir tedavi. Bunu da hep birlikte sizlerle tartışmak istedik. İşte bu konularla ilgili merak ettiğiniz bir takım soruları dilimin döndüğünce ben size anlatmaya çalışacağım. İkinci konumuz kan bağışı. Kan bağışını neden seçtik? Çünkü yılda yaklaşık 3 milyon tane kan ve kan ürünlerini hastalarımızın tedavisi için biz Türkiye'de kullanıyoruz. Çok yüksek bir rakam. Ve gerçekten de bu ürünler hayat kurtarıcı oluyorlar hastalara kullandığımız zaman. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor, bu tedavi edici ürünlerin çok ciddi yan etkileri var. Ve bu yan etkiler bazen ölüme kadar da gidebiliyor. Bu nedenle gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir tedavi yöntemi, bir uygulama şekli. Diğer bir problem ise kanın tek kaynağı ne yazık ki insan. Başka bir şekilde bunu fabrikada vesaire falan üretme şansımız yok. Ve yeterli kana ulaşabilmek için kan bağışlayacak gönüllü bağışçılara ihtiyacımız var. Yeterli miktarda kanı sağlayacak bu bağışı, donasyonu yapacak kişileri bir araya getirmek çok kolay bir iş değil. Ciddi bir organizasyon gerekiyor. Bu ciddi konuyu da Sayın Profesör Doktor Mahmut Bayık bizlere anlatacak. Ben izin verirseniz burada biraz Mahmut Hocam'dan bahsetmek istiyorum. Mahmut Hocam benim bir hocam. Aslında sadece benim değil, şu an Türkiye'de çalışan birçok hocanın da hocası. Kendisi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hematoloji bölümünü kuran ve yıllarca da yöneten kişilerin başında geliyor. Ben de bundan 15 yıl önce, 98 yılında daha ilk kemik iliği nakline başlamadan önce kendisinin yanına gitmiş, bu konuda eğitimimi almış, sonra Antalya'ya gelerek bu tedavilere başlamıştım. Gerçekten bende emeği çok büyük olan bir kişidir. Kendisi hematoloji konusunda çalışan çok değerli bir bilim adamı olması yanında başka özellikleri de var. Bu kanla ilgili problemleri yıllar önce hepimizden önce görerek bu konuda en fazla çalışan kişilerden biridir.
96 yılında Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği'ni, daha sonra ise Türk Kan Vakfı'nı kurmuş kişidir. Ve şu an mevcut yapının bu kadar güzelleşmesinde, 2007 yılında çıkan bu kanunun oluşmasında bize öncülük etmiş olan bir kişidir. Gerçekten Türkiye'nin bu konudaki duayenlerinden bir tanesi. Halen de Sağlık Bakanlığı'nda Türk Kan Kurulu'nun başkanlığı görevini yapmaktadır. Kendisi gerçekten çok nazik, ince bir kişiliğe sahiptir. Çok değerli bir hocadır. Kendisine hiçbir zaman vefa borcumu ödemem mümkün olamaz ama bizi kırmayıp buraya geldiği için çok çok teşekkür ediyorum. Üçüncü konuşmamız kök hücre gerçeği konusunda olacak. Kök hücre, neden bunu seçtik? Bir kere çok popüler bir konu. Yani bırakın bilimsel çalışmaları, gördüğünüz gibi dünyanın en meşhur ekonomi ve sosyal dergilerine kapak olacak kadar insanların ilgisini çekiyor. Neden ilgisini çekiyor? Çünkü bunun nedeni sahip oldukları görev. İçinde bulundukları dokuyu, organı tamir etmek gibi bir görevleri var. Tabi bu neyi getiriyor? Eğer kök hücrelerin böyle bir özelliği varsa biz bunları kullanarak yapay organlar yapabilir miyiz? Hasarlı dokuları, iyileştiremediğimiz bir takım hastalıkları bu kök hücreler sayesinde, örneğin felçler gibi, kalp krizleri gibi, şeker hastalığı gibi engelleyebilir miyiz? Tabii bu düşünce insanların çok ilgisini çektiği için son zamanlarda bu konuda inanılmaz derecede çalışmalar yapılıyor ve çok önemli adımlar atılmış durumda. Ve bu konuyla ilgili kök hücreden gerçekten organ yapılabilir mi? Her derde deva mı? Bebeklerin kordon kanını saklamaya bu nedenle gerek var mı? Bu konuları anlatması için Sayın Profesör Doktor Ercüment Ovalı hocamızı davet etmiştik. Benim yaklaşık 20 yıllık bir arkadaşımdır. O da ilk eğitimini Mahmut Hoca'nın yanına aldıktan sonra Trabzon'a gidip hematoloji bölümünü kurmuş ve orada ilk Türkiye'nin GMP standartlarındaki kök hücre laboratuvarını oluşturmuş bir kişidir. Şimdi İstanbul'da çalışmalarına devam ediyor. Kendisi ani bir rahatsızlığı nedeniyle ne yazık ki bugün aramızda olamadı. Kendisine geçmiş olsun diyoruz ama bu konuyu da dilimin döndüğü onun kadar güzel olmasa da ben anlatmaya çalışacağım. Evet, kendi konumla devam etmek istiyorum. Kan kanserleri ve kemik iliği. Şimdi kan kanserlerinin çok önemli bir ölüm nedeni olduğunu söylemiştik. 2011 yılında Amerika'da 2,5 milyon kişinin öldüğü biliniyor. Ve bakacak olursak ilk sırada kalp hastalıkları ve hemen arkasında kanserler geliyor. Bizim nüfusumuz Amerika'nın dörtte biri olduğuna göre demek ki 600 bin kadar kişi de Türkiye'de bir şekilde vefat ediyor her yıl. Ve bunun yaklaşık 140 bin kadarı da kanserler nedeniyle olduğunu biliyoruz. 15 bin kadarı da demek ki kan kanserleri nedeniyle her yıl hayatını kaybediyor ülkemizde. Ve görülme sıklığına bakacak olursak Amerika'da yılda 1,5 milyondan fazla yeni kanser vakası karşımıza çıkıyor. Demek ki Türkiye'de de her yıl 400 binden fazla yeni kanser vakasıyla biz bir şekilde karşılaşıyoruz anlamına geliyor. Bunların 41 bininin kan kanseri olduğunu düşünecek olursak neredeyse Elmalı nüfusunun iki katı kadar bir kişi her yıl yeni kan kanserine yakalanmış oluyor. Kan kanserleri içinde en sık lenfomaları görüyoruz. Yaklaşık yarısını oluşturuyorlar ve bu lenfomaların da büyük bir kısmını non-Hodgkin lenfoma dediğimiz grup oluşturuyor. Daha küçük bir kısmını Hodgkin lenfomalar oluşturuyor. İkinci sırada gözüken hastalıklar kronik lösemiler. Tüm kan kanserlerinin %16'sını oluşturuyor. Miyelom dediğimiz hastalık %14'ü oluşturuyor. Akut lösemiler ise %13'ünü oluşturmuş oluyor. Diğerleri ise çok daha az oranda karşımıza çıkıyor. Bu dört kanser tipi bizim kan kanserleri içinde en sık gördüğümüz ana gruplar. Şimdi Hodgkin dışı lenfoma dediğimiz gruba bakacak olursak, bunun da kendi içinde 30-40 tane farklı tipi olduğunu görüyoruz. Şurada gördüğünüz iki tanesi foliküler lenfoma ve büyük hücreli lenfomalar içinde en sık karşılaştıklarımız. Hodgkin lenfomanın 5'ten fazla tipi var. Akut lösemilerden miyeloblastik lösemilerin 20'ye yakın alt tipi var. Kronik lösemilerin de gene birçok sayıda alt tipi var. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Kan kanseri dediğimiz zaman aslında tek bir hastalıktan bahsetmiyoruz. Yüzlerce farklı kan kanseri tipi var. Ve bunların her birinin klinik belirti ve bulguları farklı, ortaya çıkış şekilleri farklı, tedaviye cevapları farklı, tedaviye yanıt oranları farklı. Bu yüzden hiçbir kan kanseri vakası diğer vakayla eş değil. Hepsinde farklı bir yol, farklı bir uygulama yapmamız gerekiyor.
Peki bu kan kanserleri neden oluşuyor? Ne yazık ki bunun cevabını vermemiz mümkün değil. Hala günümüzün teknolojisinde birçok kanserde olduğu gibi kan kanserlerinde neden karşımıza çıktığını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bazı şeyler var. Bazı risk faktörleri var. Bazı olaylar da daha fazla biz kan kanseriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi ileri yaş. Bu aslında tüm kanserler için geçerli. Kişilerin yaşı arttıkça kanser açığa çıkma olasılığı da o kadar artıyor. Bu bir risk faktörü. Diğer bir olay bazı kimyasallar. Örneğin benzen. Birçok çözücü olarak boya sanayinde kullanılıyor, başka alanlarında, tarım ilaçlarında, böcek ilaçlamalarında vesaire. Benzen de kan kanseri yaptığı kanıtlanmış olan kimyasal maddelerden bir tanesi. Daha böyle birçok madde saymak mümkün. Benzenin önemli özelliklerinden birisi de şudur. Benzenin kan kanseri yaptığını ilk kez bir Türk hekimi, bir hematolog, Profesör Doktor Sayın Muzaffer Aksoy dünya literatürüne kanıtlamış ve göstermiştir. Bazı kan hastalıklarında da biz kan kanserini sık görüyoruz. Örneğin miyelodisplastik sendromlar. Kemik iliğinin hatalı üretim yapmasıyla giden ve sık gördüğümüz bir hastalık bu. Ve burada da gerçekten bu tip hastalıklarda kan kanseri daha fazla karşımıza çıkıyor. Yine bağışıklık sisteminin baskılandığı birçok durumda, örneğin kişi AIDS'e yakalanmışsa daha fazla kan kanseri oluyorlar. İmmün süpresif yani bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlarda gene kan kanserini çok görüyoruz. Organ nakli yapılan kişilerde kan kanseri görülme riski artıyor. Yine enfeksiyonlar, bir takım mikrobik ajanlar var. Bunlarla da birlikte kan kanseri görülme riski artıyor. Ve bu ajanların da en önemli özelliği immün sistemi bir şekilde bozma, baskılama gibi özelliği olan hastalıklar. Bazı genetik hastalıklarda da gene sık görebiliyoruz. Ailesel yatkınlık söz konusu olabiliyor. Ailede kanser öyküsü varsa o kişilerin daha fazla kansere yakalandığını biliyoruz. Bu kan kanserleri için de geçerli. Bazen de bizim tedavide kullandığımız radyasyon ve kemoterapetik ilaçlar da belirli doz ve süreden sonra kan kanseri gelişme riskini arttırabiliyor. Ve tabii ki sigara en önemli faktörlerden bir tanesi. Diğer kanser tiplerinde olduğu gibi kan kanserinin gelişmesinde de sigaranın önemli bir rolü var. Peki nasıl bir mekanizmayla kan kanserleri oluşuyor? Buna bakacak olursak biliyorsunuz kan hücreleri dediğimiz 3 grup hücremiz var. Eritrosit dediğimiz kırmızı küreler, beyaz küreler, kan pulcukları, trombositler. Bunların hepsinin de üretim yeri kemik iliği. Eritrositler en fazla bulunan kanımızdaki hücre grubu ve bunların temel görevi dokulara oksijen taşımak. Oksijen nedir? Oksijen bizim hücrelerimizin enerji üretmesi için gereken ham madde. Yani aslında bir benzin bu. Enerji olmadan hiçbir hücrenin fonksiyon sahibi olması mümkün değil. Bu yüzden asıl görevi bu. Beyaz kan hücreleri ne yapıyor? Beyaz kan hücrelerinin amacı bağışıklık sistemi, savunma. Yani dışarıdan gelecek olan örneğin çeşitli mikroorganizmalara karşı bizim savaşçı hücrelerimiz. Diğer bir hücre çeşitimiz kan pulcukları, trombositler. Onlar da pıhtı oluşumunu sağlıyorlar. Biliyorsunuz kan sıvı bir materyal. Eğer damarda herhangi bir kesi olursa oradan kanayıp akıp gider. İşte bunu engelleyen, pıhtı oluşumunu sağlayan hücrelerin başında trombositler geliyor. Ve bu hücrelerin yapıldığı yerde kemik iliği demiştik. Peki kemik iliğinde nerede yapılıyor bu hücreler? Kemik iliğinde hemopoietik kök hücre dediğimiz kan yapımından sorumlu olan ana kök hücrelerimiz var. Bu kök hücrelerin görevi o periferik kanda bizim ihtiyacımız olan kan hücrelerini üretmek. Nasıl üretiyorlar? Her bir kök hücre sürekli çoğalarak, bölünerek, örneğin bir hücreyken 2, 2 iken 4, 4 iken 8 böyle logaritmik olarak artarak olgun kan hücrelerini oluşturuyor. Ve bir tek kök hücreden binlerce kan hücresi elde etmek mümkün olabiliyor. Bir yandan çoğalıyor, bir yandan bu olgun hücrelere doğru farklılaştığı için. İşte bu aslında bir aile yapısına benziyor gördüğünüz gibi. Tek bir hücre, onun çocukları, onların çocukları, aynı toplumdaki anne baba, onların çocuklar, torunlar gibi hani bir aile ağacı şeklinde düşünebilirsiniz. Ve hepimizin kemik iliğinde de bu kan yapıcı kök hücrelerden milyarlarca var, çok sayıda var. Ve her bir aile kendi üretimini yaparak bizim ihtiyacımız olan kan hücreleri yaşam boyu sürekli olarak üretiliyor normal koşullarda. Günün birinde bilemediğimiz bir nedenle
bu herhangi aileden bir tanesindeki kök hücrenin genetik yapısının bir yerleri bozuluyor. Ve bu bozulma o kök hücreye öyle bir özellik kazandırıyor ki ona bir anarşist gibi davranmasını sağlıyor. Hızla çoğalıyor, kontrol mekanizmalarının dışında aslında organizmanın hiç ihtiyacı olmadığı halde aşırı bir üretim yapıyor. Aslında bunu toplumdaki mafya yapısına benzetebiliriz. Mafya da öyle yapmıyor mu? Sadece benim ailem büyüsün, çoğalsın, diğerlerinin başına ne gelirse gelsin hiç önemli değil. Kaynakları ben kullanacağım diyor ve mafyalaşıyor ve ne yapıyor? Gördüğünüz gibi hızla çoğalıyor mafya ailesi. İşte çoğaldığı zaman o sağlıklı ailelere artık üretim yapacak ne bir yer kalıyor ne de bir madde kalıyor, ham madde kalıyor. Ve bu yüzden de bu hastalarda kan kanseri gelişiyor. Peki bu gelişen kan kanseri ne gibi belirtilerle karşımıza çıkıyor? Nasıl bulgular veriyor? Hastaların ne gibi şikayetleri oluyor? Tabii bunun aslında cevabını söylemek çok da zor değil. Madem kanın görevlerini biz biliyoruz, demek ki bu görevlerde bir takım aksamalar, problemler oluşuyor. Örneğin yeterince kırmızı hücreler yapılamadığı için dokulara oksijen yeterince taşınamıyor. Hastalarda kansızlık oluşuyor, anemi oluşuyor. Halsizlik, çabuk yorulma gibi problemler başlıyor. Bağışıklık sistemi çalışmadığı için çok sık ve ağır enfeksiyonlar geçirmeye başlıyorlar. Yine pıhtı oluşumu yapılamadığı için çok kolay kanamayla karşımıza gelebiliyorlar. Bu belirti ve bulgular dışında başka şeyler de olabiliyor. Bu kemik iliğinde kanserleşen, mafyalaşan hücreler kemik iliğine dışına çıkıp örneğin lenf notlarına, karaciğere, dalağa yerleşip burada da çoğalabiliyorlar. Ve lenf bezleri dediğimiz işte boyun bölgesinde, koltuk altında, kasık bölgesinde, karın içinde, göğüs kafesi içinde kitle lezyonları yapabiliyorlar, büyüyen kitleler yapabiliyorlar. Bunların fark edilmesiyle de bir takım belirtiler olabiliyor. Karaciğer, dalak büyüklükleri karşımıza çıkabiliyor. Yine bu kanser hücrelerinin ortama salgıladıkları bir takım maddeler nedeniyle karaciğer, böbrek gibi organlarda fonksiyon bozuklukları oluşabiliyor. Kemik erimeleri olabiliyor, kırıklar, ağrılar oluşabiliyor. Ve genel kanserlerde gördüğümüz ateş, kilo kaybı, terleme gibi bir takım şikayetler karşımıza çıkabiliyor. Evet, burada gördüklerinizin hepsi gerçekten kan kanserinin birer belirtisi olabilir. Yalnız burada önemli olan nokta şu, bunların hiçbirisi sadece kan kanserlerine özgü belirti ve bulgular değildir. Yani bir kişide kansızlık varsa ille de kan kanseri var anlamına gelmez. İyi ki de değil, aslında kansızlık yapan nedenlere baktığımız zaman çok az bir kısmını kan kanseri oluşturur. Mesela demir eksikliği, B12 eksikliği gibi olaylar, vitamin eksiklikleri çok daha fazla kansızlıkla karşımıza çıkabiliyorlar. Peki kan kanserlerine nasıl bir klinik gidiş söz konusu? Bu hastalıkların bir kısmında hızlı seyir var. Siz tedavi etmezseniz hastalık hızla ilerliyor. Günler, aylar, haftalar içinde ilerleme gösteriyor. Bir kısmı ise oldukça yavaş seyir gösterebiliyor. Yıllarca sessiz kalabiliyor. Hiçbir belirti belgu vermeden yıllarca yavaş yavaş için için ilerleyebiliyor. Örneğin akut lösemiler. En hızlı seyreden kanser tiplerinden bir tanesidir. Eğer siz akut lösemiyi tedavi etmezseniz hastanızı ne yazık ki günler ya da haftalar içinde kaybedersiniz. Bir kişinin akut lösemiyle birlikte yaşaması mümkün değil. Ya siz hastalığı tedavi edeceksiniz ya da o hastayı kaybetmek durumunda kalabilirsiniz. Bu yüzden hızlı bir şekilde tedaviye başlanması bu grupta çok önemli. Bir grup hastalık var ki örneğin kronik lösemiler ve miyelom son derece yavaş seyrediyorlar. Örneğin kronik lösemiler içinde en çok gördüğümüz kronik lenfositik lösemi dediğimiz bir alt grup yıllarca sessiz kalabiliyor. Hatta o kadar yavaş seyrediyor ki bazen biz tedavi yapma gereğini bile duymuyoruz. Hastaya tanıyı koyuyoruz, bekliyoruz. 10 yıl, 15 yıl hiçbir tedaviye ihtiyacı olmadan bu hastalar yaşayabiliyor. Gene multipl miyelom da yıllarca tanınmadan 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl sessiz kalabiliyor. Lenfomalara gelince en sık gördüğümüz hastalıklardan lenfomalar, bunların bir kısmı aynı akut lösemiler gibi hızlı seyirli oluyor. Çok kısa sürede büyük kitlelerle kendini gösteriyor. Bir kısmı ise diğer hastalıklar gibi yavaş yavaş gelişebiliyor. Peki biz nasıl tanı koyacağız? Tabii tanı koyarken hastamız bize biraz önce anlattığımız belirtilerle, yakınmalarla, şikayetlerle geliyor.
Eğer bu şikayetleri biz detaylı bir şekilde öyküsünde değerlendiriyoruz, muayenesini yapıyoruz ve kan kanserinin belirti ve bulguları var mı diye bakıyoruz. Eğer bundan şüpheleniyorsak bazı kan tahlilleri yaparak biraz önce anlattığım örneğin bir kansızlığı var mı, lökosit, trombosit sayılarında bir takım problemler var mı, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer testleri nasıl diye bazı tahlillerle bunları değerlendiriyoruz. Arkasından kitle lezyonlarını gösterebilmek için görüntüleme yöntemlerine başlıyoruz. Direkt grafiler çekiyoruz, ultrason, tomografi, MR gibi. Ama PET-CT dediğimiz, son yıllarda çok sık kullanmaya başladığımız bir teknik daha var. Oldukça bize yardımcı oluyor. Hem kitleleri gösteriyor vücutta olabilecek, hem de bu kitlerin kanser olma olasılığı hakkında da bize önemli bir ipucu veriyor. Örneğin bir gördüğümüz kitle PET'te pozitifse bunun kanser olma olasılığı çok daha yüksek oluyor. Ama ne yapıyoruz? Bütün bu bulgularla kan kanserinden biz şüphelenmişsek kesin tanıyı nasıl koyuyoruz? Birçok kanser tipinde olduğu gibi biyopsiyle. Hastalığın nerede olduğunu düşünüyorsak, örneğin kemik iliğinden, lenf nodundan veya saptadığımız kitleden bir biyopsi yapıyoruz. Onu mikroskop altında inceliyoruz. Bunu yaparken bazı özel boyalar, immün yöntemler, hatta sitogenetik analizler yapıp o biraz önce anlattığımız yüzlerce kan kanserinden hangi alt tipi olduğunu bu şekilde netleştiriyoruz. Bundan sonraki aşamada tabii artık tedavi aşamasına geliyoruz. Tedavide ne yapacağız? Tedavide diğer kanserlerde de olduğu gibi kemoterapi ve radyoterapi en sık kullandığımız tedavi modaliteleri, tedavi seçenekleri. Kemoterapiyi standart dozlarda verebiliriz, yüksek dozlarda verebiliriz. Nedir kemoterapi? Bir takım ilaç şeklinde hazırlanmış kimyasal maddeler. Kimi zaman damardan, kimi zaman hap şeklinde uyguluyoruz. Ve bildiğimiz bir şey var ki bu ilaçların en önemli özelliği kanser hücrelerini öldürmek gibi bir özellikleri var. Aynı şekilde radyoterapi cihazlarıyla verdiğimiz radyasyon da belirli bir dozdan sonra kanser hücrelerini öldürebiliyor. Yalnız şöyle bir özellikleri de var. Aslında bu iki tedavi yönteminde en büyük dezavantajı bu etkileri sadece kanser hücreleriyle ne yazık ki sınırlı değil. Sağlıklı hücreler de bundan etkileniyor. Yani biz aslında hastaya bir tür içine bomba atıyoruz kanser hücresini öldürsün diye. Ama o bomba patladığı zaman sadece kanser hücresini değil, sağlıklı hücreleri de ne yazık ki öldürebiliyor. İşte bu yüzden de biz bu tedavi yöntemlerini belirli kısıtlamalarla kullanıyoruz. Aslında ne kadar yüksek dozda kanser ilacı versek o kadar etkili olacağız ama dozu çok yükseltemiyoruz. Bu sefer sağlıklı hücreler bunu tolere edemedikleri için. Diğer bir tedavi seçeneğimiz hedefe yönelik tedaviler. Bunların en önemli farklı, bunlar son yıllarda özellikle geliştirilen ve çok önemli tedaviler. Burada üretilen ilaçlar bütün vücudu hedef almıyor. Gidip sadece kanserli hücreleri hedef alıyor. Örneğin bazı ürettiğimiz antikorlar gidiyor, sadece kanser hücresine yapışıp onların ölmesini sağlıyor ve sağlıklı hücrelere dokunmuyor. Tabii bu ilaçlar çok önemli. Son 10 yılda her geçen gün sayısı artıyor ve kanser tedavisindeki başarılarımız da çok arttırıyor. Bu konuları başka derslerde de işleyeceğiz, ileriki derslerde. Çok detayına girmeyeceğim. O yüzden de yan etkileri son derece tolere edilebilen basit yan etkiler şeklinde karşımıza çıkıyor. Diğer bir tedavi seçeneği ise kök hücre nakilleri. Kök hücre nakilleri de kan kanserleri tedavisinde önemli bir yer tutuyor. Konuşmamın bundan sonraki kısmını da kök hücre nakillerine ayıracağım. Kök hücre nakli dediğimiz şey aslında kemik iliği nakliyle aynı şeyi kastediyoruz. Eskiden kök hücre verebilmek için kök hücreyi biz sadece kemik iliğinden bu iş ilk başladığı yıllarda elde edebildiğimiz için bu işe kemik iliği nakli adını vermişiz. Ama şimdi kök hücreleri biz kemik iliği dışında başka kaynaklardan da elde edebiliyoruz. Bu yüzden asıl terminolojide doğru olan kök hücre nakli terimini kullanmak. Ama pratikte ikisinde de aynı şeyi kastetmiş oluyoruz. Peki biz neyi naklediyoruz? Kemik iliğinde bulunan kan hücrelerini üreten ana kök hücreleri nakletmeye çalışıyoruz. Hangi hastalıklarda kullanılıyor? En sık kullanıldığı hastalık grubunu kan kanserleri oluşturuyor. Ama kan kanserleri dışında
başka hastalıklarda da işe yarıyor. Örneğin bazı solid organ tümörlerinde, sarkomlarda, germ hücreli tümörlerde, başkaları da var. Gene kemik iliği naklini uygulayabiliyoruz ya da kök hücre naklini. Kemik iliği yetmezliğiyle gelen, kemik iliğinin çalışmadığı miyelodisplastik sendrom, aplastik anemi gibi hastalıklarda kullanıyoruz. Bazı kalıtsal hastalıklarda kullanıyoruz. Hepinizin çok iyi bildiği talasemi gibi ülkemizde sık görülen hastalıkların tedavisinde kullanabiliyoruz. Yine otoimmün hastalık dediğimiz bağışıklık sistemini ilgilendiren bir takım hastalıklarda da kullanabiliyoruz. İki tip kök hücre nakli var. Otolog ve allojeneik. Otolog kök hücre naklinde ne yapmaya çalışıyoruz? Buradaki amacımız aslında hastaya çok yüksek dozda kemoterapi ve radyoterapi vermek. Ama biraz önce de söylediğim gibi çok yüksek dozda verirseniz bu yüksek dozlar ne yazık ki hastanın kemik iliğini de yok ediyor, sıfırlıyor ve kemik iliği çalışmayan bir kişinin yaşaması mümkün değil. Peki biz ne yapıyoruz bu yüksek dozu uygulayabilmek için, kanseri daha etkili bir şekilde öldürmek için? Yaptığımız şey şu, bu tedaviye başlamadan önce hastanın kemik iliğindeki kök hücrelerini topluyoruz. Bunu kemik iliğinden toplayabiliriz ya da gelişen teknoloji sayesinde örneğin önce hastaya bazı ilaçlar verip kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin kana çıkmasını sağlıyoruz. Sonra bu kana çıkan hücreleri aferez cihazı dediğimiz bir takım cihazlarıyla damar yolunu kullanarak toplayabiliyoruz. İster bu şekilde toplayalım, ister kemik iliğinden alalım. Bu hücreleri özel yöntemlerle izole ediyoruz, ayırıp -180 derecede sıvı azot tanklarında dondurup saklıyoruz. Ve yıllarca saklamamız da mümkün bir kere dondurduktan sonra. Önce kök hücreleri garanti altına alıyoruz. Ondan sonraki aşamada bu hastaya öldürücü diyebileceğimiz dozda, yüksek dozda kemoterapi ve radyoterapi veriyoruz. Ve etkili bir şekilde amacımız kanser hücrelerini yok etmek. Bu tedaviyi verdikten sonra tabii bir yan etki olarak hastanın aslında kemik iliği de yok oluyor. Ne yapıyoruz? Bu tedavi bittikten sonra daha önceden sakladığımız kök hücreleri tekrar hastaya naklediyoruz. Bu kök hücreler gidiyorlar, kemik iliğine yerleşiyorlar ve orada tekrar kan üretmeye başlıyorlar. Yaklaşık 3 hafta süre geçtikten sonra artık yeterli miktarda yavaş yavaş kan üretimi artıyor ve hastamız iyileşebiliyor. Yani kök hücreleri biz bypass ederek o kemoterapi ve radyoterapinin etkilerinden kurtarmış oluyoruz. Kemik iliği nakli yapmamızın temel hedefi, amacı bu. Allojeneik nakilin farkı ne? Allojeneik nakilde de aynı işlemi yapıyoruz ama burada hastanın kendi kök hücrelerini değil de başka birisinin kök hücrelerini kullanıyoruz. Peki bu başka birisi kim? Herhangi birisi olabilir mi? Olamıyor ne yazık ki. Sizin başka birinin kök hücrelerini kullanabilmeniz için hastayla kemik iliğini ya da kök hücresini bağışlayacak kişi arasında doku uyumu olması gerekiyor. Şimdi bu yüzden de doku antijeni dediğimiz bazı antijenlere bakıyoruz. Aynı kan gruplarında olduğu gibi kişilerde de bu antijenler farklı. Eğer bunlar birbiriyle tam örtüşüyorsa ancak biz bu nakli gerçekleştirebiliyoruz. O zaman bu sistem çalışabiliyor. Peki iki kişi arasında dokularının birebir uyumu olasılığı nedir diye baktığınız zaman aslında bu çok küçük bir olasılık. Çünkü çok fazla farklı antijen var. O istatistik kombinasyonu yaptığınız zaman örneğin tesadüfen iki kişinin birbiriyle dokusunun uyuma olasılığı 200 binde 1 ile milyonda 1 arasında değişiyor. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Daha çok kardeşlere başvuruyoruz. Kardeşler aynı anne babadan geldikleri için aynı genetik yapıları taşıyorlar. Bu yüzden iki kardeş arasında doku gruplarının tam uyumu %25 olasılıkla karşımıza çıkıyor. Eğer kardeşlerini de bulamazsak önce yakın akrabalarına bakıyoruz. Onda da bulamazsak o zaman topluma bakıyoruz. Topluma bakmak için de bu amaçla gerçekleştirilmiş bir takım kemik iliği bankaları var. Bunları mutlaka duymuşsunuzdur. Bu kemik iliği bankası dediğimiz şey şu, sağlıklı kişiler gidip bir kan veriyorlar. O sağlıklı kişilerin doku grupları, doku grubu antijenleri saptanıyor ve bilgisayara yazılıyor. Bu şekilde kaydedilmiş tüm dünyada milyonlarca insan var, doku grubu saptanmış. Sonra bizim bir hastamızın ihtiyacı olduğu zaman bu kemik iliği bankasına başvuruyoruz. Bizim hastamızın antijenik yapısı budur diyoruz. Ondan sonra onlar bir tarama yapıyorlar. Uygun bir kişi varsa o kişiyi kök hücre vericisi olarak kabul ediyoruz.
Peki kök hücreleri nereden toplayabiliriz? Hastadan ya da bağışçıdan kök hücre toplamaya karar verdik. Kemik iliğinden alabiliriz. Zaten ilk nakillerde bu şekilde başlamıştı. Ama bu çok kolay bir işlem değil. Kişiye ya da hastaya önce genel anestezi vermeniz lazım. Bu genel anestezi altında kalça kemiğinin arka noktasından girip yarım litreye yakın bir kemik iliğini toparlıyorsunuz. Sonra özel yöntemlerle onun içindeki kök hücreleri ayırıp saklıyorsunuz. Yani kişinin anestezi alması gerekiyor bu işlem nedeniyle. Bazen kan nakli de yapmak gerekebiliyor. Önemli miktarda kemik iliğini alınca biraz kan düzeylerinde düşmeler olabiliyor. Ama günümüzde gelişen teknoloji artık bunu yapmamıza çok nadiren gereksinim duyduruyor. Neden öyle? Çünkü biz bazı ilaçlar verdiğimiz zaman kemik iliğindeki kök hücreler kana geçiyor. Kana geçtikten sonra biz bunu aferez cihazı dediğimiz cihazlarla çok basit bir şekilde toplayabiliyoruz. Sadece hastanın ya da kişinin damar yoluna girmek bizim için yeterli olabiliyor. Bir de göbek kordonunda da önemli miktarda kök hücre var. Biliyorsunuz göbek kordonu plasenta dediğimiz hani doğumdan sonra atılan bir materyal var. Onun içindeki kanı siz eğer toplarsanız 100-150 mililitre kadar kan var bunun içinde. Bunun içinde önemli sayıda kök hücre olduğunu biliyoruz. Bu kök hücreleri de nakil amaçlı ya da tedavi amaçlı kullanmak mümkün olabiliyor. Ve gerçekten de dünyaya bakacak olursanız kemik iliği nakilleri 80'li yılların başında anlamlı olarak artmaya başladı tüm dünyada ve her geçen gün bu sayılar gittikçe artıyor. Hem otolog hem allojeneik nakiller ve artık günümüzde tüm dünyada her yıl 60 binden fazla kişiye kemik iliği nakli, kök hücre nakli yapılıyor. Ülkemizde ise son birkaç yılda bu rakam 2000'lere kadar çıkmış durumda. Ama nüfusumuzla oranladığımız zaman aslında bu rakam ne yazık ki düşük. Yani bizim nüfusumuza göre baktığımız zaman en az 4000'in üzerinde nakil yapıyor olmamız lazım. Ama kemik iliği nakli merkezlerinin sayısının yeterli olmaması ve işte birazdan anlatacağım bazı kök hücre kaynaklarının olmaması nedeniyle biz neredeyse en az 2000 tane hastamıza bu tedaviyi uygun zamanda uygun şekilde uygulayamıyoruz. Otolog kök hücre nakli çok kolay bir işlem değil demiştim. Bir takım yan etkileri var. Neler var? Örneğin hazırlama sırasında verdiğiniz o yüksek doz kemoterapi, radyoterapi, diğer tedavilerde olduğu gibi bulantı, kusma, saç dökülmesi, karaciğer, böbrekleri etkilemesi gibi birçok toksik etkiye yol açabiliyor. En önemli şeylerden bir tanesi enfeksiyonlar. O kemik iliği tutup da kan değerlerinin yükseldiği o 3-4 haftalık dönemin sonuna kadar bu hastalar tamamıyla savunmasız kalıyorlar mikroplara karşı. Bu dönemde ne yazık ki hem dışarıdan gelebilecek mikroorganizmalar hem de hastanın kendi vücudunda bulunan bir takım mikroorganizmalar çok ağır ölümle sonuçlanabilen bir takım enfeksiyonlara yol açabiliyor. Gene bu hastalarda kanama, anemi gibi problemler olabiliyor ve siz bu tedaviyi yapmanıza rağmen bazı kanser tipleri o kadar dirençli oluyor ki bu kadar yüksek doz tedaviye rağmen yine de tekrarlayabiliyor. Allojeneik kök hücre nakline geldiğimiz zaman bu çok daha toksik bir tedavi yöntemi. Burada çok daha farklı mekanizmalar devreye giriyor. Örneğin graft versus host hastalığı dediğimiz doku uyuşmazlığından kaynaklanan ve ölümcül olabilen bir hastalık var. Onun dışında gene başka bir takım yan etkiler de karşımıza çıkıyor. Otolog nakillere göre çok daha ağır bir tedavi yöntemi. Üstelik burada bu doku uyuşmazlığıyla ilgili şu ölümcül olabilen hastalığı engellemek için biz bu hastalara en az 6 ay, bazen 1 yıl, 2 yıl bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu ilaçları kullandığımız dönemde de o yıllar boyunca, aylar boyunca da ciddi bir şekilde bağışıklık sistemleri baskılandığı için yine enfeksiyonlar en önemli problemler olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu graft versus host hastalığı nedir? Birkaç cümleyi de ondan bahsetmek istiyorum. Bizim bu naklettiğimiz kök hücreler naklederken aynı zamanda biz immün sistemi yani bağışıklık sistemi hücrelerinde de nakletmiş oluyoruz. Yani hastaya bağışçının hem kök hücrelerini hem de bağışçının immün sistemini de naklediyoruz. Bağışçının immün sistemi biliyorsunuz savaşçı hücreler. Bu hücreler alıcı ile verici arasındaki bazı doku farklılıklarını tanıyıp ona karşı yabancı diye algılayıp savaş ilan edebiliyor.
Ve o zaman da hastanın karaciğerinde, birçok organında, cildinde ağır problemler karşımıza çıkıp ölüme kadar gidebiliyor. Çok görmek istemediğimiz bir yan etki şekli. Peki bu doku uyuşmazlığı biz ne kadar hani alıcıyla verici arasında %100'e yakın bir uyum yapmaya sağlasak da bizim saptayamadığımız, bilemediğimiz bir takım farklılıklar olabiliyor. İşte onlar bu problemi yaratıyorlar. Yalnız şöyle bir şey daha var. Bu naklettiğimiz kan bağışçısının immün sistemi iyi bir işlem daha yapıyor. Gidip hastadaki kanser hücrelerini tanıyıp onları da yok edebiliyor. Tabii bu ciddi problemin bir de iyi tarafı var. Kanser hücrelerini yok edici özelliği var. Bu da bizim istediğimiz bir özellik. Hani ilk konuşmamın başlangıç kısmında bahsetmiştim ya, kanser gelişirken bir mafya klonu çıkıyor, mafya ailesi hızla çoğalıyor diye. Aslında her gün hepimizde kanser hücreleri oluşuyor. Fakat bizim immün sistemimiz bu kanser hücrelerinin farklı olduğunu algılayıp onu yok ediyor. Eğer bir kişide kanser gelişiyorsa, immün sistem, bağışıklık sistemi ona dokunmadığı için, onu yabancı görmediği için bu karşımıza çıkıyor. Toplumda mafya da aynı şekilde palazlanmıyor mu? Güvenlik güçleri eğer ona göz kırparsa, görmezden gelirse çok rahat büyüdüğünü hepimiz biliyoruz. Aynı şey vücudumuzda da oluyor. İşte biz burada sağlıklı bir immün sistem, bağışıklık sistemi naklettiğimiz için bu savaşçı hücrelerin kanser hücresini yok etmek gibi bir özelliği de var. Şimdi son yıllardaki çalışmalarda biz neyi yapmaya çalışıyoruz? Öyle bir manipülasyon yapalım ki bu hücrelerde şu istemediğimiz hastanın ölümüne yol açabilen doku uyuşmazlığı problemini yok edelim. Ama tümörü yok edici etkisi geri kalsın. Ve bu konuda da gerçekten önemli adımlar atılmış durumda. Şunu unutmamak lazım. Kök hücre nakli en toksik tedavi yöntemlerinden birisi. En ağır tedavilerin başında geliyor. Ve ölüm oranı %5 ila %80 arasında değişiyor. Ve ciddi kalıcı sakatlıklara yol açabiliyor. Neden bu kadar yüksek bir ölüm oranı söz konusu olabiliyor? Bunu belirleyen birçok faktör var. Hastanın yaşı ne kadar ileri ise o kadar problemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hastalığın tedavi sırasında aktif olup olmaması önemli. Hastalığı olan bir kişiye o anda kemik iliği nakli yapmakla hastalığı kontrol altına aldıktan sonra yapmak arasında büyük fark var. Hastalığın dirençli olup olmaması, yaygın olup olmaması önemli başarıda. Eşlik eden diğer hastalıkları, örneğin hastada beraberinde bir kalp hastalığı, şeker hastalığı, böbrek hastalığı varsa bu uygulayacağınız tedavilerin toksik etkileri o kadar fazla oluyor. Daha önceden ne kadar fazla sayıda kemoterapi, radyoterapi almışsa bu ne yazık ki kemik iliği naklinin başarısını olumsuz etkiliyor. Topladığınız hücre miktarı, doku uyumu, bazen cinsiyet ve kan grubu arasındaki farklılıklar da başımıza problem olarak gelebiliyor. Bu tip tedavi yöntemlerinde. Bu yüzden de bu tedavi yöntemlerin mutlaka özel merkezlerde yapılması gerekiyor. Bu merkezler zaten Sağlık Bakanlığı tarafından hangi özellikte olması gerektiği tanımlanmış durumda ve bu şekilde de özel olarak ruhsatlandırılıyor. Bunlar steril bölgeler, aynı ameliyathaneler gibi özel havalandırma sistemleri var enfeksiyon riskini en aza indirebilmek için. Giriş kontrollü odalar, öyle herkes girip çıkamıyor, bir takım şifrelerle ancak girebiliyorsunuz. Deneyimli bir ekip gerektiriyor. Bu ekipte olmazsa olmaz doktorlarınız olması lazım. Hematoloji uzmanınız, onkoloji uzmanınız ve çok önemlisi enfeksiyon uzmanınız. Çünkü en önemli ölüm nedenlerinin başında o geliyor. Deneyimli bir ekibinizde sadece doktorlar değil, hemşireler, diyetisyenler, psikologlar, iyi bir laboratuvar grubunuzun olması lazım ki bu hastalardaki problemleri erkenden tanıyıp daha yayılmadan bunları engelleyebilecek çok hassas testlerin yapıldığı ciddi laboratuvarlara ihtiyaç oluyor. Ancak bütün bunları bir araya getirebiliyorsanız böyle bir nakil merkezi açma şansına sahip olabiliyorsunuz. Sonuçta gördüğünüz gibi kök hücre nakilleri aslında bizim kan kanserinde uyguladığımız tedavi yöntemlerinden sadece bir tanesi. Biz hastamızın durumuna göre, hastalığına göre bu tedavi yöntemlerinden herhangi birini ya da birilerini o hasta için öncelikli olarak tercih ediyoruz. Bazen bunların çoğunu birlikte kullanıyoruz. Ama iş bu kadar basit değil. Bu tedavilerin işe yarayabilmesi için destek tedavileri çok önemli bizim için. Çünkü bunların hepsi primer olarak hastalığa yönelik tedaviler. Zaten bu hastaların bildiğiniz gibi hastalıkları yüzünden son derece düşkün, performansı düşük, birçok fonksiyonu göremeyen hastalar.
Ve burun yüzünden de enfeksiyon en önemli problemlerden bir tanesi. Siz istediğiniz kadar iyi tedavi edin. Eğer enfeksiyonu engelleyemezseniz hastayı hastalıktan değil enfeksiyondan kaybedebiliyorsunuz. Bu yüzden ben kendi adıma çok şanslıyım. Hepinizin iyi tanıdığı Sayın Profesör Doktor Robin Saba biliyorsunuz enfeksiyon hastalıkları uzmanımız. Her gün mesela benim hastalarımı benden çok daha fazla vakit ayırarak tek tek hepsine bakıyor ve birçok hastam sağ olsun onun büyük eforu, emeği sayesinde bu tedavileri başarılı bir şekilde atlatıyor. Bu hastaların beslenmesi son derece önemli. Çünkü hepsi düşkün hastalar. Gerçekten o sırada zaten bu ilaçlar nedeniyle beslenmeleri bozuluyor. Ama gerekli olan enerjiyi, vitamini, mineralleri almak zorunda. Ve çok güçlü bir diyetisyen grubunuzun olması lazım ki size gereken bu desteği sağlayabilsin. Yine aynı şekilde rehabilitasyon çok önemli. Bunların gerçekten ciddi psikolojik problemleri oluyor. Ciddi fizik tedaviye ihtiyaçları oluyor uzun süre yatağa bağımlı kaldıkları için. Bütün bu destek tedavilerini de ancak iyi bir şekilde yaptığınız zaman gerçekten bu hastalarda amaca ulaşma şansınız son derece artıyor. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi ise kan ürünleri. Bu hastalar kan ürünlerine en fazla ihtiyaç duyan hasta grubunu oluşturuyorlar. Zaten kemik ilikleri çalışmıyor. Verdiğimiz tedaviler de bunu arttırıyor. Bu yüzden bu dönemde çok ciddi oranda kan ve kan ürünlerine ihtiyaç oluyor. İşte bu konuyu zaten değerli hocam biraz sonra sizlerle paylaşacak. Peki bu kadar tedaviden sonra biz gerçekten bir şeyleri değiştirebiliyor muyuz? Bir işe yarıyor mu bu tedaviler? Buna bakacak olursak gerçekten işe yarıyor. Örneğin lösemiler 70'li yıllarda ancak %30'u 5 yıl yaşarken 80'li yıllarda bu oran %40'lara, 2000'li yılların başında %60'lara gelmiş durumda. Son istatistikler açıklandığı zaman muhtemelen son 5 yılın bu oranın %70-80'lere kadar arttığını hep birlikte görmüş olacağız. Aynı başarı lenfoma için de geçerli. Artık günümüzde lenfomalarında %70-80'inden fazlasını başarıyla tedavi edebiliyoruz. Tabi bunlar en genel ortalamalar. Örneğin bir kısmında çok daha başarılıyız. Bir kısmında daha az başarılıyız. Örneğin Hodgkin lenfoma dediğimiz bir grup hastalarda başarı oranları artık %90'ların üzerine çıkmış durumda. Ve gerçekten bu istatistiklere de yansıyor. Bakın son 10 yılda bu tedavinin başarısı sayesinde normalde ölümle sonuçlanabilecek yüz binlerce hastanın hayatı kurtulmuş durumda. Artık yaşam eğrileri değişmeye başlamış durumda. Tabii son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Kan kanserleri aynı diğer kanserlerde olduğu gibi bir hekimin tek başına tedavi edilebileceği bir hastalık değildir artık. Mutlaka ileri teknolojiye ihtiyacınız var, gelişmiş laboratuvarlara ihtiyacınız var bu tedavi yürütebilmek için ve çok deneyimli, kalabalık ve gerçekten bunu bir gönül işi olarak benimsemiş bir ekibe ihtiyacınız var. Ben bu konuda gerçekten çok şanslıyım. Benimle birlikte çalışan çok sayıda kıymetli arkadaşım var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum bana verdikleri destekten dolayı. Evet, ben ilk bölümdeki konuşmamı burada bitiriyorum. Şimdi sizi çok değerli hocam, Sayın Profesör Doktor Mahmut Bayık'la baş başa bırakıyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Değerli dostlar, öncelikle MedStar grubuna ve sevgili meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni burada sizlerle buluşturdukları için. Ayrıca bu Antalya'nın çok güzel, aydınlık insanlarıyla birlikte olmaktan da son derece mutluyum. Hepinize hoş geldiniz. Sayın İhsan Hoca'nın hakkımda söylediği övücü sözler için teşekkür ediyorum. Şöyle düşünüyorum, ben işimi yaptım, işimi severek yaptım. Ve sonunda çok zengin oldum. Çünkü benimle birlikte çalışan bu arkadaşlarımın bu kadar büyük başarılarını görmekten
çok zenginleşiyorum. Öte yandan birçok kişilerle birlikte oldum. Güzel insanlarla birlikte oldum. Tedavi etmek için uğraştık. Birçok insanın, onun yakınlarının yüzlerinin güldüğünü gördüm. Onun için de çok zenginim. Dolayısıyla ben mutlu bir insanım. Sizlerle birlikte olmanın şu günün de mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize sağ olun diyorum. Şimdi başlayayım. İhsan Hocam söyledi. Bir kan kanserini tedavi etmek aslında birçok kanserlerde olduğu gibi bir tek kişinin işi değil. O kanser hastasıyla uğraşırken görüyoruz, hasta bir kişinin annesi olabilir, babası olabilir, çocuğu olabilir, sevdiği birisidir. O kişi hastaysa etrafında ailesi, sevenleri böyle toplu halde onun için nasıl koşuşuyorlar görüyorsunuz. Ben bu hastalarla konuşurken diyorum ki, bak ne kadar çok sevenim var. Etrafında senin için nasıl koşuyorlar? Ama inan ki senin bu tarafında da seni tedavi etmek için koşan başka bir ordu var. Bu ordu seni sonunda yaşama tutturmak için uğraşıyor. Sen de bize gayret vereceksin, birlikte savaşacağız ve bunu yeneceğiz. Buna inanacaksın, bunun için çaba göstereceksin, hep birlikte bu işi halledeceğiz diyoruz. Burada şunu görüyoruz. Bir insanın yaşamı için bir sürü el ele vermiş insanlar çalışıyor. Bu çok güzel bir şey. İnsan olmanın da keyfini veriyor insana. Dolayısıyla böyle bir savaşın içinde fark ediyoruz ki bu kadar tedavileri yaparken kişinin birçok desteğe ihtiyacı var. O desteklerden bir tanesi psikologlar dedi İhsan Hoca. Yemesi, içmesi dedi, diyetisyenler dedi. Ve hastayla uğraşan birçok insan dedi. Ve bir hastaya bu kadar ağır tedaviler verdiğiniz zaman hastayı bir yerde yıkıp yeniden yapıyorsunuz bütün organizmasını. Özellikle kanını. Yıktığınız zaman yeniden yapana kadar geçen o sürede o kişiye bir sürü al yuvar, lökosit, trombositten uzak, kanamalara açık, kansızlıktan, oksijensizlikten, dokularının beslenmesinin bozulmasından ölüme yakın ve de lökositlerinin, beyaz kürelerinin olmamasından dolayı enfeksiyonlarla ölüme yakın bir halde yaşarken buna bir destek vermek lazım. Yani kişiyi iyileşmesine kadar geçecek süre içinde onu canlı tutmak, hayatta tutmak ve bu süreyi ona destek vererek geçirmek lazım. Bunu başaramazsanız mezarda hastalığı iyileşmiş bir ölü yatar. Yani sizin hastalığı iyileştirmekte mutlaka bu destek tedavilerine ihtiyacınız var. Ben şimdi size bu destek tedavilerinden en önemlilerinden bir tanesini olan, hiçbirini birbirinin önüne koyamam ama kan kanserlerinin tedavisinden, kan nakillerinin öneminden bahsedeceğim. Önce size kanın yapısıyla başlamak istiyorum. Kan nedir? Bir kanı alıp da pıhtılaşmasın diye özel ilaçlarla karıştırıp sıvı halde tuttuğunuz zaman, böyle bir tüpün içine koyduğunuzda bir süre beklerseniz veya santrifüjde çevirirseniz en dibe al yuvarlar çöker. En ağırları onlardır çünkü. Onun üstünde ince bir katman olarak lökositler veya ak yuvarlar toplanır. Ve bunu bir santrifüjde çevirmişseniz belki trombositler de bunun üstüne çöker. Onun da üstünde bir sıvı kısım kalır. Bu sıvı kısma biz plazma diyoruz. Kanın %55-60'ı plazmadır, sıvı kısımdır. %45 kadarı al yuvarlardır, yani eritrositlerdir.
%1 veya biraz daha altında bir kısmı da şu incecik katman olarak görünen lökositler, yani ak yuvarlardır. İşte görüyorsunuz, al yuvarlar böyle elips şeklinde, ortası hafif basık. Ben bunu hanım göbeği tatlısına benzetiyorum, böyle değil midir? Öyle bir hücrelerdir. Ve çok sayıdadırlar. Bu hücrelerin bir özelliği, çok eğilip bükülen, yumuşak ve de her en ince kılcal damara kadar girip geçebilen, en hücra köşelere kadar oksijen taşıyabilen hücrelerdir. Esas görevi oksijen taşımaktır. Buna bu kırmızı rengini içindeki hemoglobin dediğimiz molekül verir ve o molekülün üstünde oksijen bağlanma bölgeleri vardır. Ve akciğerde böyle nefes aldığımız zaman o aldığımız havanın içindeki oksijeni akciğerdeki hava keseciklerinin etrafında dolaşan bu al yuvarlar hemoglobin vasıtasıyla üstüne bağlar ve sonra kalp onu dokulara pompalar. Gittiği en hücra köşeciklere kadar bu oksijeni götürür. Dokuların metabolizmasını yapmasını sağlayacak oksijeni verir. O sırada kirlenen, atık olarak çıkan karbondioksiti gene hemoglobin üstüne bağlar, akciğere götürür ve biz nefes verirken o nefesin içinde o karbondioksit de çıkar. Dolayısıyla çok önemli bir görev taşıyor. Oksijen taşıyor dokulara, yaşaması için gerekli. Lökositler sayıca daha az ak yuvarlar. İhsan Hocam bahsetti, bunların temel görevi bağışıklığımızı sağlamak. Mikroplarla bunlar savaşıyor. Ve bunlar çeşit çeşit, böyle al yuvarlar gibi tek çeşit değiller. Her birinin ayrı görevleri var. Bir kısmı mikrobu direkt yakalıyor, içine alıyor, eritiyor. Bir kısmı onu tanıyor bağışıklık sistemimiz olarak. Bu yabancı diyor. Bu yabancıya karşı saldırıya geçelim diyor. Öbürünü uyarıyor. Diyor ki bak bir yabancı geldi diyor. Hadi diyor buna karşı bir salgı üret diyor. Öbürü belki de o yabancı mikropla hasta olmuş hücreye gidiyor, yapışıyor. O hücrenin iyileşmesi için o mikrobu öldürüyor. Yani çok görevleri var bunların da. Ve trombositler, küçük küçük hücreler, esas görevleri de pıhtılaşmayı sağlamak. Sonunda bir yara yerinde bir yerimiz kanarsa o kanın akıp bitmemesi için orada oluşan pıhtılaşmayı ilk onlar başlatıyor. Sonra da sonunda bir takım kan proteinlerinin görevleriyle orada böyle ağ şeklinde bir pıhtı oluşumu sağlıyor. İşte biz bunları bir damla kanı camın üstünde yayıp da baktığımızda, onu boyadığımızda görebiliyoruz. İşte bunlar al yuvarlar. Ortaları hafif beyaz gözüküyor. Hani ortaları basıktı ya, o nedenle öyle gözüküyorlar. Etrafları daha kırmızı hemoglobinin yapısı. İşte bunlar da trombosit dediğimiz o küçük küçük hücreler. Bazıları küme yapmış olarak gözüküyorlar. Ve aradan lökositler, ak yuvarlar, çeşit çeşittir bunlar. Böyle yaymada gözükebiliyor. Biz bunların hem görünümlerine bakıyoruz, hem miktarlarına bakıyoruz. Şu görünümde bir anormallik var mı bakıyoruz. Tanıyoruz onları, iyisini, kötüsünü. Onun için periferik yaymayı biz çok kullanıyoruz tanı için. Tabii bu kan ne yapıyor, nasıl gidiyor? Bir dolaşım sisteminin içinde gidiyor. Yani bir damar sisteminin içinde dolaşıyor. Kalbin pompaladığı kan atar damarlarla vücutta dağılıp, toplar damarlarla tekrar kalpten akciğere gidiyor ki temizlensin diye. Yani oksijenlensin diye. Tabii bu arada bir sürü dokulara uğruyor. Mesela böbreğe uğruyor, mesela karaciğere uğruyor. İçindeki zehirli maddeleri, toksik maddeleri, dokularda oluşmuş metabolitleri, artıkları bu organlar vasıtasıyla temizlenmesini sağlıyor. İşte görüyoruz, hani ortaokulda da öğrenmiştik, temiz kan, kirli kan diye atar damar sistemi, toplar damar sistemi. Bu sistem gelip en ince dallarına ayrılıp kapiller, kılcal damarları oluşturuyor ve sonradan kirlenince toplar damar kılcalları haline geliyor ve sonra da toplar damarlar vasıtasıyla akciğerlere, diğer dokulara gidiyor. İşte bir kılcal damar içinde
en ince kılcal damarın içine kadar eğilip bükülerek girebilen al yuvarlar vücudun her hücresine, her noktasına kadar gidebiliyorlar. Bir de bağışıklık sistemi dedik. Onun dolaşımı ayrı. Onun da bir dolaşım sistemi var, kan dolaşım sistemi gibi. Ve o dolaşım sistemi üstünde yolda lenf bezleri var. Lenf bezlerinin içinden geçip, fasulye şeklinde görüyorsunuz, dış kabuğundan girip, göbek kısmından dışarı çıkarak diğer dokulara gide gide yol alıyor. Ve bu yol alış sırasında içinde taşıdığı yabancı maddeleri, mikropları, bu lenf düğümünün içinden geçerken bağışıklık sistemine tanıtıyor. Diyor ki bak yabancı biri bu. Buna karşı antikor yapalım, salgı yapalım, buna saldıralım, bunu tanıyalım diye çalışıyorlar. Ve bunlar da bütün vücudun her yerinde var. Örneğin kafamızda, kulağın önünde, arkasında, boynumuzda, ensemize yakın, çenemizin altında, her yerde... Karnımızın içinde, göğüs boşluğumuzda, cilt altında, mide bağırsak sistemimizin mukozası altında, her yerde bunlardan var. Çünkü biz her noktada yabancıya karşı korunmalıyız. Tabii bu hücrelerin hepsinin bir yaşam süresi var. Sonsuz değil. Örneğin al yuvarlar 120 gün falan yaşıyor. Yani bugün doğan bir al yuvar aynı insan gibi doğuyor. Gençliğini yaşıyor, olgun yaşa geliyor, yaşlanıyor, ölüyor. Ne kadar zamanda? 120 günde. Yani aşağı yukarı 4 ay. Mesela bir ak yuvar birkaç gün yaşıyor. Veyahut da içinden bazıları birkaç ay. Çok 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 nadiri ömür boyu yaşıyor. Trombosit dediğimiz o hücreler, pıhtılaşmayı sağlayan o hücreler 7 ila 10 gün sonra ölüyor bugün doğan trombosit. Yani bunların yerine yenisinin yapılması lazım ölenin yerine. İşte onlar da bu kök hücrelerden kemik iliğinde yapılıyor. İhsan Hocam gösterdi. Kök hücre gerekli olan kan hücrelerini üretiyor. Ne zaman ki işgüzarlık etti, fazla üretti, o zaman da hastalık oluyor. Öyle hastalıklar da var. Yani bu arada çok güzel bir haberleşme düzeni var. Bir sürü hormonlar, bir sürü mekanizmalar giriyor ve denge çok iyi kullanılıyor. Ve burada çok iyi bir hiyerarşik düzen var. Çok iyi bir düzen var. İhsan Hocam söyledi, aslında ben bu kan yapımını, kan sisteminin çalışmasını topluma çok benzetiyorum. Ne zaman ki bir toplum adalet sistemi, güvenlik sistemi, eğitim sistemi, sağlık sistemi çok dengede çalışıyor, o toplum iyi bir toplum. Ama ne zaman ki bunların içinde bazıları çalışmıyor, o zaman hastalıklı bir toplum. Bazıları yanlış çalışıyor, kötülük için çalışıyor, o zaman kanser. Aynen onun gibi düzen. Yani İhsan Hocam söyledi, mafya dedi. İşte bu da böyle. Yani olmuyor mu? Yaşıyoruz bazen de yani, değil mi? Şimdi bu düzen içinde bütün bunlar dengeli bir biçimde üretiliyor. Peki bu kan ne iş yapıyor? Biraz bahsettik. Yani doku ve hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni, glikozu, glikoz iş bu işin benzini, bu motorun hormonları, mineralleri yani bir sürü sodyum, potasyum, klor gibi elektrolit dediğimiz mineralleri, vitaminleri, yağları, çeşitli proteinleri hepsini dokulara, hepsini gerekli olan bütün malzemeyi kan taşıyor. En hücre köşeye kadar kan götürüyor. Sonra o dokularda bir yaşam var. O yaşam süresi içinde bir takım atıklar üretiliyor. Metabolizma olurken örneğin karbondioksit çıkıyor, örneğin bir sürü atık ürünler çıkıyor, üre çıkıyor, başka kreatinin çıkıyor, zararlı ürünler çıkıyor, toksik olan, vücuda zararlı, zehirli olan bir sürü metabolizma ürünleri çıkıyor. Bunlar vücuttan temizlenmeli. Kim temizliyor? Karaciğer temizliyor. Kim temizliyor? Böbrek temizliyor, akciğer temizliyor, belki terleyerek cildimiz temizliyor. Yani bütün bunları oralara da taşıyan, temizlenmek üzere taşıyan gene kan. Ayrıca gidiyor hasta ve hasarlı dokuların tamiri için gerekli olan bütün malzemeyi oraya kan götürüyor. Sonra bağışıklık sisteminin vücuda giren yabancı maddelere karşı savaşması için
uygun hücreleri dokulara, o savaş yerine kan taşıyor. Ve bu görevini yaparken de herhangi bir zedelenme halinde dokuda ve damarlarda kanamaya karşı önlemek üzere pıhtılaşma görevini sağlayacak proteinleri de kan taşıyor. Demek ki bu kan çok önemli. Herhangi bir şekliyle bir yerinde eksikliği olursa kan kanserlerinin tedavisinde çok sorunlar yaşayabiliyoruz. O zaman bunu mutlaka yerine koymak, hastayı bu dönemlerde desteklemek lazım. Onun için nasıl oluyor? Biz dışarıdan kişinin ihtiyacı olan al yuvarı, trombositi, gerekirse plazmayı içindeki proteinler dolayısıyla biz dışarıdan veriyoruz hastaya. Onu desteklemeye çalışıyoruz, yaşama tutturmaya çalışıyoruz. Onun için de kan lazım bize. O zaman birinin bunu bağışlaması lazım. Kan bağışı nedir? Sağlıklı bir kişinin kendi kararıyla, bu önemli. Onun için 18 yaşında üstündeki kişi hedef alınıyor. Gönüllü olarak, tamamen gönüllü olarak bir zorlama yok. Herhangi bir karşılık beklemeden ve bu bağışı yapıyor ve bu kendi bir tedavi için, hayatını sürdürebilmek için bu kanın bileşenlerinden yani al yuvar, trombosit gibi ihtiyacı olan hastaya kullanılmak üzere bunu bağışlıyor. Kim bu hasta? Bilmiyor. Bir insan, herhangi bir insan, ihtiyacı olan bir insan, birinin çocuğu, birinin eşi, birinin annesi, babası, bir karşılık beklemiyor. Biliyor ki ona gitmiş. Yani şöyle bir şey düşünmüyor. Ben ona bir kan bağışlayayım da, o bana ömür boyu muhtaç olur. Her gördüğünde elime sarılır, bak senin sayende oldu der falan gibi. Veyahut da ben işte hocamın babası hastalanmış, ben ona kan bağışlarsam sınavda da beni çaktırmaz herhalde demiyor. Veya şöyle bir şey yapayım da nöbetten kaytarayım gibi bir düşüncesi yok. Bu insan özelliğinin getirdiği bir şey. Tamamen gönüllü. Bir kan bağışçısı 3-4 ay aralarla kan bağışlayabilir ve senede en az 2 veya 1 kez kan bağışlıyor. Aslında kan bağışçılığı bir sorumluluk işi, bir insanlık işi. Öyle bir sorumlu kişi ki bu kişi herhangi bir şekilde kanında başkasına bir hastalık bulaştırma potansiyeli olduğunu bildiği bir durum varsa gidip kan bağışlamıyor. Yani herhangi bir şekilde sarılık mikrobu taşıdığını biliyor. Bile bile gidip o da birine bulaştıracak, bu bulaşsın, o da benim gibi olsun gibi düşünmüyor. Kim olabilir kan bağışçısı? Bir kere 18 yaşını doldurmuş herkes olabilir. Bu kişilerin nabzı normal, kan basıncı normal sınırlarda olacak. Tamamen sağlıklı olacak. Kendi hasta olmayacak ki bağışlayabilsin. Kan sayımında da herhangi bir kansızlık veya kan hastalığını gösterir bir bozukluk olmayacak. Kendi kansız olmayacak, kendi hasta olmayacak. 50 kilonun üzerinde olacak. Çünkü şöyle, bir insanda kiloya yaklaşık 70 mililitre kan var. 70 kiloluk bir erişkinde 5 litre kan var. Biz kan aldığımız zaman yaklaşık 450 mililitre kan alıyoruz. Yani 5 litre birinde yani 500 cc kan aldığımızı düşünsek, kanının onda birini almış oluyoruz. Bu onda bir kısa bir süre için bir halsizlik, yorgunluk yapabilir ama hemen geçiyor. Çünkü vücut onu hemen yerine koyuyor. Çok kısa sürede. Ama düşük ağırlıklı birinden kan almaya kalkarsak, diyelim ki 50 kilonun altında 40 kilo olsun, 70 mililitreden kiloya 2800 cc kanı var, 500'ünü aldık. Yani toplamın önemli bir kısmını almış oluyoruz. O onda sorun yaratır o zaman. Onun için kilosu en azından 50'nin üstünde olmalı. Bir de bunlara biz sorgulama formu ulaştırıyoruz. O sorgulama formunda kişinin sağlığı, kullandığı ilaçlar, herhangi bir hastalık riskini taşıyor mu, taşımıyor mu? Bütün bunları soruyoruz, öğreniyoruz. İşte böyle bir form, okuyamıyorsunuz. Ama burada kişinin ağırlığı, tansiyonu, nabzı, adresi, imzası, açıklaması ve bir sürü soru var. Yani bu risk taşıyacak kişisel davranış modelleri var mı?
herhangi bir şekilde hastada problem yaratacak bir hastalık potansiyeli taşıyor mu? Bütün bunların hepsi veya bir ilaç içiyor mu? Hepsi ince ince soruluyor. Çok kişisel, özel sorular. Okuyamadığınız belki daha iyi. Kan bağışçısı olduğunuz zaman okuyacaksınız. Ve bu özel sorulara verdiğiniz cevaplara göre eğer ki bir engeliniz bulunmadığı da anlaşılırsa kan bağışı yapıyorsunuz. Nasıl oluyor? Bakın bir aday var, ben olacağım diyor kan bağışçısı. Şimdi bağışçı sabit veya mobil bir kan merkezine başvuruyor. Ben gelirken gördüm hemen burada Kızılay'ın bir mobil kan bağış sistemi kurulmuş. Kimliği tespit ediliyor, sorgulama formu doldurtuluyor. Bir problem olabileceği yoksa ağırlığı, nabzı, tansiyonu ölçülüyor. Bir engel olmadığı saptanıyor. Başka bir kan sayımında da sorun yoksa kansızlığı veya başka bir kan sorunu o zaman yatıyor, kan bağışlıyor. Bu bağışlama işlemi yaklaşık 10-15 dakika sürüyor ve kanı bir torbaya alınıyor. Peki bir zararı var mı bu kan bağışlayana? Yok. Hemen burada iş bitiyor. Kan verdikten sonra bir süre istirahat ediyor. Su, meyve suyu, başka bir takım sıvılar alıyor ki o kaybettiği sıvı hacmini vücut hemen yerine koyabilsin. Dikkat isteyen riskli işlerde çalışanlara bir gün istirahat veriliyor. Yoksa lüzum yok. Kalkıyor gidiyor işine. Nadiren baş dönmesi, baygınlık hali olabiliyor. Bir süre dinlenince geçiyor. Nadiren de kan alınan damar yerlerinde morluk olabiliyor. O da bir süre sonra geçiyor. Dikkat edilirse bunlar da olmayabiliyor. Peki faydası var mı kişiye? Var. Ne? Şimdi kan bağışlamak demek bir 500 mililitre kanı kaybetti. Kanadı demek o kişi. O zaman vücut diyor ki hemen o kan kemik iliğinde kök hücrelere mesaj gidiyor. 500 mililitre eritrosit azaldı. Bunu hemen telafi et. Hani o denge vardı ya terazi, hemen haberdardı, hiyerarşik düzende. O zaman hemen vücut hızla al yuvar üretiyor ve genç al yuvarlar dolaşıma katılıyor. Halk buna ne diyor? Kanımız tazelendi diyor. Bir sürü genç al yuvar kanda. Sonra bu kan kansızlığı, trombosit yokluğundan dolayı kanaması veya kan proteinlerine ihtiyacı var, pıhtılaşma proteini vesaire. Bunlara ihtiyacı olan hastaların tedavisinde kullanılıyor. Yani çok hoş bir amaçla kullanılıyor. Siz biliyorsunuz ki ben kanımla bir takım insanların tedavisine, yaşama tutunmasına sebep oldum. Bunun mutluluğu ve zenginliğini yaşıyorsunuz. Bu bir insan olmanın zenginliği. Bu da bir fayda. Peki, kan bankalarından kan bulabilmek çok zor oluyor. Çözümü ne? Kan ve kan hücrelerinin yerini tutacak bir ilaç yok. Ancak bir insan bağışlarsa oluyor. Biz nereden alıyoruz kanı? Kan bankasından. Peki kan bankası nereden buluyor? Kan bağışı yapan insanlardan. Peki bağışçı yoksa o zaman kan da yok. Onun için 18 yaşın üzerindeki herkesin kan bağışı yapabilmeye bir engel durumu olmadıkça senede en az bir kez, tercihen 2-3 kez kan bağışı yapması bir insanlık görevidir. İşte onun için de bağış toplamak için bir sürü afişlerle toplum uyarılıyor. Diyor ki kan bağışı yapın, bu önemli bir şeydir. Kan bir torbaya alınıyor. İçinde kanın pıhtılaşmasını önleyecek ilacı var. Böyle bir torba sistemi, kapalı bir sistem. Şuradan girdi, alındı. Tamamen kapalı artık. Hiç temas yok dışarıyla. Sonra bu kan bir santrifüjde çevrilip al yuvarlar dibe, plazma üstte, ortada bu lökositler çöktürüldükten sonra böyle bir makinede sıkılıyor. Şuralardaki kapalı kapaklar var, onlar açılıyor dışarıdan şöyle kırılarak, hiç sistemi açmadan. Aşağıdaki al yuvarlar sıkışınca buradan içinde besleyici sıvılar olan bir torbaya gidiyor. Üstündeki plazma şu torbaya gidiyor. Ondan sonra bu al yuvarları ayırıyorsunuz. İşte al yuvarları ayrı olarak elde ettiniz.
Sonra buradan plazmayı ayırıyorsunuz. Sonra bu plazmayı bir daha santrifüje ediyorsunuz. Üstünü sıkıyorsunuz ve ondan sonra plazmayı ayrı bir yere topluyorsunuz. Trombositleri ayrı bir şekilde topluyorsunuz. Demek ki bir bağışladığınız kandan al yuvarları, trombositleri, plazması ayrı ayrı bir ürün olarak elde ediliyor. Biz bunlara kanın bileşenleri diyoruz. Kimin al yuvara ihtiyacı varsa ona al yuvar, kimin trombosite ihtiyacı varsa ona trombosit, kimin plazma proteinlerine ihtiyacı varsa ona da plazma veriyoruz. Bir de aferezis diye bir şey var. Bu kan bağışının değişik bir şekli, bağışçıdan kanın istenen bir bileşenini, yani sadece al yuvarları, sadece lökositleri, ak yuvarları, sadece trombositleri gibi veya sadece plazmayı özel makineler aracılığıyla topluyoruz. En çok da trombosit topluyoruz. Kanda bulaşan, dolaşan kök hücreleri de bu şekliyle, bu aferezi makineleriyle avlayıp toplamak mümkün. İhsan Hocam gösterdi bunu. Bir takım zararlı proteinler falan olabilir kanda, zarar verebilmiş şeyler. Bunları da tedavi amacıyla kandan uzaklaştırmak için bu aferez makinelerini kullanıyoruz. Böyle makineler, kişinin kanı bu makineye giriyor. Makine işlemini yaparken istediğiniz bileşeni ayırıp kanını hastaya geri veriyor. Kanı da eksilmiyor. Siz ne istiyorsanız içinden sadece onu almış oluyorsunuz. Bu da bir kan bağışı. Aldığımız kanı hastaya götürüp veriyoruz ihtiyacı olana. Kan naklinin bir tehlikesi var mı? Bir güvenle verebilir miyiz? Var. Bir kere yanlış kan nakli diyebildiğimiz durum var halk arasında. Kan grupları uyumlu olmazsa o zaman ölümcül olabiliyor. Böyle bir yanlışlık yapılırsa. Alerjik reaksiyonlar yapabiliyor. Bazen solunum sıkıntıları, bu alerjik reaksiyonlar hafif bir kaşıntıdan ölüme kadar gidebilecek sorunlar yaratabiliyor. Kan yoluyla geçen bazı hastalıkların bulaşması mümkün. Bağışıklık sistemini uyarıyor, yabancı birinin kanı gene. Ona karşı antikorlar oluyor, daha sonraki kan nakillerinde sorun olabiliyor. Veyahut da bu kanı işlerken, saklarken, taşırken kurallara uyulmadığından dolayı bir takım kanda bozukluklar oluyor. Bunlardan dolayı kanı verdiğiniz kişide sorunlar olabiliyor. Peki ne yapalım? Bunlar niye olmasın diye ne yapalım? Bir kere en önemlisi kanı sadece gerekli olduğu durumlarda verelim. Öyle işte rengi soluk, hadi verelim bir kanda biraz pembeleşsin yanağı diye değil. O zaman gereksiz yere bir kan nakli yapıyorsanız, o zaman gereksiz yere de bir risk üstleniyorsunuz demektir. Sonra kan bağışçıları hastalık taşıma riski, bulaşma riski en az olan kişiler arasında seçilmeli. Bir de kan bankalarının kan bankaları kanın işlendiği, testlerin yapıldığı bir yer, iyi saklandığı, taşıma işlemlerinin yapıldığı bir yer. Orada standartları en iyi şekilde uygulayan, kalitenin en iyi olduğu, bu konuda iyi yetişmiş doktor ve personel tarafından yapılmalıdır bu işler. Nedir kan nakli? Başka bir insandan alınan kanın bileşenlere ayrılmasından sonra uygun bileşenin doktorun kararı ile yaşamını devam ettirebilmesi için ihtiyacı olan hastaya damardan verilmesi. Kimlere yapıyoruz bunu? Mesela ağır kanamalı hastalara veriyoruz. Mesela kemoterapi ile tedavi edilen kanser hastalarında bir dönem buna ihtiyacı oluyor. Kemik iliğinde kan yapımının yetersiz veya hatalı olmasına yol açan kalıtsal hastalıklarda, bu Akdeniz bölgesinde de çok Akdeniz anemileri var, talasemiler. Bunlar ancak kan verirse de yaşanıyor. Bu konuda çok iyi çalışan doktor arkadaşlarım da Antalya'dalar, buradalar. Ve onların bu konuda çok emekleri var. Saygıyla kendilerini selamlıyorum. Kemik iliğinde kan yapımının yetersiz ve hatalı olmasına yol açan sonradan kazanılmış bozukluklar da olabilir, kalıtsal olmayan, onlara veriyoruz. Trombosit sayısında azalma veya işlevlerinde bozukluklar var ve ona bağlı kanamaları var kişilerin, onlara veriyoruz. Veyahut da kanama, pıhtılaşma proteinlerinin azlığı veya işlevlerinin bozukluğu nedeniyle olan hastalara veriyoruz plazmayı. Bunları ne yapıyoruz? Kaynak kan bankası. Ne iş yapar? Kan bağışçısından kan alır.
alınan kanı bileşenlerine ayırır, kan grubuna bakar, alınan kanda bazı hastalıkların bulunup bulunmadığına dair testler yapar, kan bileşenlerini uygun koşullarda saklar, nakleder, kan bileşenlerine verilen seri numaralarıyla kayıtlarını tutar ve bu kanların kimlere verildiğini, o kişilerde neler yaptığını, ne gibi reaksiyonlar yaptığını takip eder, hasta ile kan arasında uygunluk testleri yapar ve kan nakli ile ilgili problemli hadiselerin çözümleri için çaba gösterir, o çözümleri bulur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonra... Evet, sonra sorularınız olursa tekrar görüşeceğiz. Ben de sözü tekrar İhsan Hocam'a bırakıyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Tamam. Ağzınıza tamam. Sağlık. Değerli konuklar, bu konuyu Ercüment Hoca anlatacaktı. Gerçekten kendisi bu konuda Türkiye'nin en önde gelen bilim adamlarından bir tanesi. Olmadığı için anlatmak bana kaldı. Benim hastalarımın benden en büyük şikayeti çok az konuştuğumu söylüyorlar. Ben de bugün bol bol konuşarak bunu hem telafi edeyim dedim, hem de arkadaşlarımdan rica ettim. Mutlaka dedim, kaydedin bunu, bir kenara koyacağım. Bundan sonra kim bana derse bakın konuşmuştum diye göstermeyi düşünüyorum. Kanıt olarak tutacağım. Çok teşekkür ederim. Aslında bu kök hücreler çok da yeni şeyler değil. 35 yıl önce bunlar farelerde varlığı gösterilmiş durumda. Peki neden bu kadar popüler? Gerçekten örneğin dün ben internete girip baktım. Bugüne kadar kök hücrelerle yapılmış 200 binden fazla çalışma var. Büyük bir kısmı da son yıllarda yapılmış durumda. Neden önemli? Aslında konuşmamın başında da bir önceki bölümde söylemiştim. Bu kök hücreleri kullanarak organ yapabilir miyiz? Doku hasarlarını onarabilir miyiz? Gerçekten bunlar önemli sorular. Aslına bakarsanız biz organ yapıyoruz. Kemik iliği nakli diye anlattığımız şey bir yerde organ. Kök hücreleri naklediyoruz. Yok olmuş olan bir kan sistemini yeniden yaratılmasını sağlayabiliyoruz. Bunun dışında aslında günümüzde gelişen teknolojiyle gerçekten yeni yeni batıkım yapay organlarda yapılmaya başladı. Deri yapabiliyoruz, kıkırdak yapabiliyoruz, kemik yapabiliyoruz gibi. Gene bu hücreleri kullanarak doku hasarını onarabilmek de mümkün. Birazdan daha detaylı bahsetmiş olacağım. Şimdi burada kullandığımız kök hücreler hangi kök hücreler? Şimdi aslında normalde iki grup kök hücre var. Bunların bir grubu embriyonik kök hücre diye geçiyor. Embriyonik kök hücre yumurtayla sperm birleştikten sonra anne rahmine ilk düştükten sonra oluşan hücreler. Bunlar çok güçlü kök hücreler, en ana hücreler. Çünkü bu hücreleri kullanarak bir organizma yaratmak mümkün. Laboratuvar koşullarında bile. Aslında bu hiç yapmadığımız bir işte değil. Hatırlarsanız tüp bebek uygulamaları ilk kez 1978 yılında yapılmıştı. Embriyonik kök hücreler kullanılarak bir insan yaratılmış oluyor orada. Yani kök hücre uygulamalarının ilk örneklerinden bir tanesidir klinikte kullanılan. Hatırlarsınız 96'da çok popülerdi. Bir koyunun aynısını kopyaladılar. Dolly adında bir koyun. Burada yapılan şey de o koyunun normal hücrelerindeki genetik materyal alındı. Embriyonik bir takım kök hücrelere verildi ve aynısı kopyalandı. Tabi bu çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü aynı sistemi daha sonra birçok hayvanda da çalıştığını gösterdiler. Tabi bu işi biraz daha sürdürürseniz aslında insanın da kendi genetik yapısını kullanarak ve embriyonik kök hücrelerinin de yardımıyla insanı da belki kopyalamak mümkün olabilir. İş buraya kadar gidebilir. Ama işte tabi burada bir takım etik, sosyal, hukuki problemler gündeme gelince gerçekten bir takım otoriteler devreye girdi ve embriyonik kök hücrelerle olan çalışmalar dünyanın birçok yerinde yasaklandı ve sınırlandırıldı. Sadece özel izinlerle yapılabiliyor bu tip problemler nedeniyle. Embriyonik kök hücreler dışında hepimizin vücudunda, erişkinlerde de embriyonik olmayan başka kök hücreler de var. Bu kök hücreler bizim kendi vücudumuzda olduğu gibi örneğin göbek kordonunda da kan yapıcı kök hücrelerin olduğunu biliyoruz.
Bu embriyonik olmayan kök hücrelerin potansiyeli bu embriyonik kök hücreler kadar çok yüksek değil. Bu yüzden onlarla bir yeni canlı tümüne yaratmak mümkün değil ama belki bunlarla bazı dokuları, organları yaratmak ya da tamir etmek mümkün olabiliyor. Peki hemopoetik kök hücre dediğimiz yani kan yapıcı kök hücreden zaten bol miktarda bahsettik. Kemik iliğinde bulunuyor dedik, periferik kanda bulunuyor, göbek kordonunda bulunuyor. Ama kan yapıcı kök hücre dışında vücudumuzun başka dokularında da kök hücre var. Örneğin kalp kaslarını oluşturan bir kök hücresi var kalp hücreleri içinde. Kaslarımızda var, kemiğimizde, karaciğerimizde, beyin dokumuz içinde sinir hücrelerini üreten bir takım kök hücreler olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani kök hücre tek bir kök hücre değil. Her dokunun kendi kök hücresi var. Ve bu dokudaki kök hücreler ne yapıyorlar? Kendi dokularının gelişimini sağlıyorlar. Oradaki dokuları, hasarları gidermeye çalışıyorlar. Hepsinin de potansiyelleri birbirinden farklı. Bunların içinde neden kan yapıcı kök hücreler oldukça popüler? Bir kere yıllardır biz bunu tedavide kullanıyoruz kök hücre nakillerinde. Bir önemli avantajı ise çok kolay elde edebiliyoruz. Çünkü örneğin kemik iliğinden, periferik kandan, kordon kandan bunları elde edip laboratuvar ortamlarında bir takım deneyler yapmak vesaire çok mümkün olabiliyor. Ama beyindeki bir kök hücreyi elde etmek çok mümkün değil. Beynin bir parçasını alalım da içindekileri izole edelim diyemezsiniz. Kalbin bir parçasını alalım da dışarıda bunu manipüle edip işleyelim diyemezsiniz. Bu yüzden de kan yapan kök hücrelerle çok fazla çalışma yapılıyor. Ve gerçekten de binlerce kök hücre naklidi bu amaçla kullandığımızı söylemiştik. Önemli kaynaklardan birisi de kordon kanı demiştik. Gerçekten de kordon kanında 4 milyona yakın kan yapıcı kök hücre olduğunu biz biliyoruz. Ve ilk kez bu hücreler 1988 yılında bir çocuğun tedavisinde kullanıldı, nakil yapıldı. Bu şekilde bir nakil yaptıysanız kök hücre nakli, bu da kordon kanı nakli adını veriyoruz. Ve bu tedavinin işe yaradığı kanıtlandıktan sonra bu standart bir tedavi olarak kabul edildi ve her geçen gün gittikçe yapılma sayısı artmaya başladı ve daha fazla da kordon kanına ihtiyaç bulundu. İşte o zaman da ilk kez dünyada New York'ta dünyanın ilk kordon kanı bankası kuruldu. Bu kordon kanı bankasında ne yapılıyor? Doğum sırasında o normalde atılan kordon kanları alınıyor özel bir yöntemle içindeki kök hücreler ayrılıp bu bankalarda dondurularak saklanıyor. Böylece binlerce insanın kordon kanını saklamanız mümkün ve arkasından Amerika dışında Avrupa, Japonya ve diğer gelişmiş bütün ülkelerde benzer bankalar hızla kurulmaya başlandı. Ve bu bankalar dediğim gibi bağış olarak bunu alıyorlar, özel yöntemlerle ayırıyorlar ve dondurarak yıllarca saklayabiliyorlar. Buna biz topluma açık alojeneik kordon kanı bankacılığı diyoruz. Yani aslına bakarsanız hani bir kemik iliği bankası var demiştik ya kişiler kan bağışlayarak hani verilerini giriyorlardı. Burada ise direkt kök hücrelerini alıp saklamış oluyoruz. Bir de özel kordon kanı bankacılığı var. Bu aile içinde diğer bireyler için veya doğan bir bebeğin ileride belki ihtiyacı olur diye kendisine saklamak için yapılan bir şey. Buna da özel kordon kanı bankacılığı adı veriliyor. Şimdi alojeneik kordon kanı bankacılığı çok önemli. Bakın dikkat edecek olursanız 90'lı yılların başından itibaren kordon kanıyla yapılan nakillerin sayısı tüm dünyada hızla artıyor. Kemik iliği nakillerinin sayısı ise azalıyor. Çünkü önemli bir kaynak olarak artık biz kök hücre kaynağı olarak kordon kanını kullanabiliyoruz. Ve günümüzde 20 milyon tane kişinin kayıtlı olduğu dünyada kemik iliği bankaları var. İnsanlar kanların örneğini vermişler, doku grupları belirlenmiş, bunlar bilgisayara girilmiş. Kayıtlı 20 milyon tane insanın verileri tüm dünyada özel kemik iliği bankalarında bulunuyor. Aynı şekilde günümüzde artık 600 bin tane tüm dünyada kordon kanıdaki kök hücrelerin ayrılıp saklandığını biliyoruz. Kordon kanından yapılan nakillerin bir takım avantajları var. Bir kere hani bunu bağışçıdan almadığınız için öyle ameliyat ya da aferez cihazları gibi invaziv işlemler gerekmiyor. Hazır bir materyal var elinizde. Gereksinim olduğu dönemde hızla ulaşabilmeniz mümkün. Çünkü o kemik iliği bankalarına başvurduğunuz zaman
uygun bir bericinin aranıp bulunması, gerekli tetkiklerin yapılması en az 2 ay sürüyor. Bazen bu 10 aya kadar uzayabiliyor. Sonra o kişi bulunacak, onaylanacak, o kişinin kök hücreleri toplanacak, size gelecek. Gerçekten uzun bir süreç. Ama kordon kanında biz kök hücrelerin kendisini direkt sakladığımız için bir ihtiyaç durumunda örneğin 2 hafta gibi kısa bir sürede bu kordon kanlarını kullanmamız mümkün olabiliyor. Kordon kanının başka bir avantajı daha var. Biz kemik iliği nakli yaparken 6'da 6 tam uyum, %100 uyum bekliyoruz. Ama kordon kanındaki kök hücreler daha genç ve işlenmemiş hücreler olduğu için daha az uyum olsa bile en az tam uyumlu kemik iliği nakilleri kadar başarı gösteriyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Nasıl bir avantaj sağlıyor? Çünkü ne demiştim? İki kişi arasında tam uyum olasılığı son derece düşük. Bu yüzden milyonlarca kişiyi biz kaydediyoruz. Bu kadar 20 milyon kişinin kaydına rağmen yine de %20'sine kişilerin, hastaların tam uyumlu kök hücre bulamıyoruz. Hele bu kayıtlı kişilerin bizim ülkemiz dışındaki kişiler olduğunu düşünürseniz onların genetik yapıları farklı. Bizler çok daha şanssız çünkü bu grubun içinde Türk hastalar yok. Bu yüzden bizim bulma şansımız çok daha düşük oluyor. Ama siz örneğin 60 milyon nüfusu olan bizim gibi bir ülke için 50 bin tane kapasiteye sahip bir allojeney kordon kanı bankası kurarsanız, çünkü daha az uyum da yeterli olduğu için %98'inden fazlasına uygun bir şekilde kök hücre bulmak mümkün olabiliyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. Kordon kanındaki hücre sayısı az olduğu için bu yüzden daha çok vücut ağırlığı düşük olan çocuklara ya da vücut ağırlığı düşük olan erişkinlere kullanılıyor. Ama günümüzde bir takım yöntemlerle bunları çoğaltmak, bazen iki torbayı bir araya getirip birleştirip vermek gibi yöntemler de kullanılıyor. Ve erişkinlerde de gerçekten yapılan allojeney kordon kanlarıyla nakillerin sayısı hızla dünyada artmış durumda. Otolog kordon kanı bankacılığı neden yapılıyor? Otolog kordon kanı bankacılığında sizin bir bebeğiniz oluyor, bunun kanını alıp saklıyorsunuz. Bu özel bir işlem. Para karşılığı yapıyorsunuz. Devlet doğal olarak bunu finanse etmiyor. Ve ileride çocuğun ihtiyacı olursa kullanmak amacıyla. Bunu yapılmasının en önemli nedeni şu. Biliyorsunuz ne demiştik? İşte her dokunun kendi kök hücresi var. Ve bunlar da o dokuyu tamir etmeye çalışıyor. Ama bunların gücü eşit değil. Örneğin kalp krizi geçirdiğiniz zaman kalpteki kök hücreler o bölümü kolay kolay onaramıyorlar. Veya bir sinir dokusunda problem olursa o bölümü vücut kendi kendine yenemiyor. Örneğin kişi bir beyin damarında tıkanıklık oluyor ve ömür boyu felçli olarak, sakat olarak ne yazık ki kalabiliyor. Şimdi kan kök hücrelerine ulaşmak kolay. Biz eskiden sanıyorduk ki kan kök hücresi kan yapar, beyin kök hücresi beyin hücresini yapar, kalp kök hücresi kalp hücresini yapar. Ama son yıllardaki çalışmalar bize çok önemli bir şey gösterdi. Siz kan yapan kök hücreyi alırsanız, ki bunu almak çok kolay bizim için, öyle söylemiştim. Eğer örneğin karaciğer dokusu içine koyarsanız, orada kan yapmıyor da karaciğer hücresi yapıyor. Beyin dokusu içine koyarsanız sinir hücresi yapıyor. Kalp içine koyarsanız kalp hücresi yapabiliyor. İşte buna biz kök hücrenin plastisite özelliği diyoruz. Dönüşüm özelliği. Bu çok önemli bir çığır açtı gerçekten. O zaman ne yapmaya başladık? Biz madem böyle bir özelliği var kan yapıcı kök hücrelerin, biz bunları alalım, ister kemik iliğinden alın, ister göbek kordonundan alın, isterseniz periferik kandan alın. Sonra bu hasarlı bölgelere nakledelim. Ve gerçekten de bu uygulamalar artık hızla sayısı artıyor ve gerçekten örneğin kalple ilgili çok çalışmalar var ve birçok hastada örneğin kalp krizinden sonra o hasarlı bölgeye bu kök hücreleri verdiğiniz zaman hastaları kalp yetmezliğinden koruyabiliyorsunuz. Örneğin damar hastalıklarında, işte örneğin burger hastalığı, şekere bağlı bir takım işte hani bacağın kesilmesine kadar giden bu ciddi hastalıklarda o bölgelere kök hücreleri verdiğiniz zaman o bölgelerin yeniden onarılabildiğini görmeye başladık. Şeker hastalığıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Daha birçok konuda bu konuda çalışmalar hızla her geçen gün yapılıyor. Ama bunların büyük bir çoğu da henüz daha başlangıç aşamasında, deneysel bir aşamada. Bu yüzden de işte insanlar acaba ileride bu tip amaçlı kullanılabilir mi, yanıklarda, yaralanmalarda kullanılabilir mi diyerek bu tip kök hücreleri saklıyorlar. Ama tabii bunların kullanım oranı çok düşük olduğu için bilimsel derneklerle tamam allojeney kan bankalarını kuralım, o gerçekten bir ihtiyaç, bizim ülkemiz için de ihtiyaç.
Ama otolog kordon bankacılığı çok az kullanım olanı olduğu için ve henüz deneysel aşamalarda olduğu için şu anda rutin olarak önerilmiyor. Peki ülkemizdeki durum nedir? Ülkemizde ne yazık ki bir kemik iliği bankası yok. Hatırlarsınız bir babuna döneminde bir sansasyon olmuştu. O zaman böyle bir takım insanlar bağışlarda bulundular. O dönemden böyle verileri girmiş olan bir 40-50 bin kadar gönüllü kök hücre havuzu var. Ama tabii bu çok ufak bir rakam ülkemiz için düşündüğümüz zaman. Allojeneik kordon kanı bankacılığı henüz ülkemizde kurulmuş değil. Sağlık Bakanlığı'nda bu konuda yıllardır çalışıyoruz ama büyük bir istek olmasına rağmen bir türlü aktivasyon aşamasına geçememiş durumda. Hani özel dediğimiz kordon kanı bankacılığı daha çok özel kuruluşlar tarafından yapılıyor veya yurt dışına gönderiliyor. Tabii allojeneik kök hücre havuzumuz olmadığı için de akraba dışı nakillerin sayısı son derece az. Yurt dışında yapılan kemik iliği kök hücre nakillerin büyük bir kısmı akraba dışından işte bu kemik iliği bankalarından, kordon kanı bankalarından elde edilen kök hücrelerle yapılırken bizde ne yazık ki durum böyle değil. Evet, benim kök hücrelerle ilgili söylemek istediğim şeyler kısaca bunlar. En genel hatlarıyla söylemeye çalıştım. Çok yorulduğunuzun farkındayım. Ama benim için de çok heyecanlı bir toplantı. Ben gerçekten yıllardır... Birçok bilimsel toplantıda gerçekten konuştum ama gerçekten bu kadar kalabalık, halka açık bir toplantıda ilk kez konuşuyorum. Benim için başka bir özelliği de var. Çok sevdiğim insanlarla birlikteyim. Dostlarım var, annem burada, eşim burada, oğlum burada. Onlara da bugüne kadar bana verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve sabırla gelip bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tamam. Umarım sorularınızın büyük kısmına cevap bulmuşsunuzdur. Çok kalabalık olduğu için biz bazı soruları yazılı olarak alalım istemiştik. Bilmiyorum geldi mi? Onlar hocam size geldi herhalde. Hocamla birlikte o soruları şöyle gözden geçirip cevap vermeye çalışacağız. Hocam siz başlayın isterseniz. Ben başlayayım isterseniz. Evet. Sorulardan bir tanesi, kronik miyeloster lösemi hastasıyım. 64 yaşındayım. Kök hücre nakli yapılabilir mi? Artık KML'de gerçekten çok etkili bir akıllı ilacımız var. Bu akıllı ilaç gerçekten çığır açtı. Eskiden KML dediğimiz hastalık, en fazla kemik iliği nakli yaptığımız hastalık grubunu içeriyordu. Artık neredeyse en az yaptığımız hastalık grubuna geldi. Bu akıllı ilaç sadece o hücreleri etkilediği için birçok hastamızda buna gerek kalmıyor. Ama çok dirençli hastalarda yapılabilir. Yaş bir sınır ama artık günümüzde biz yaşı biyolojik yaş olarak bakıyoruz. Eğer kişinin genel durumu buna uygunsa, o zaman biyolojik yaşı bizim için daha önemli. Tabii bunu mutlaka birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Yine buna benzer bir soru KML ile ilgili. 3 tane ilaç var deniyor. Evet, bu akıllı ilaçlardan. Bunlar son derece başarılı ilaçlar. Bu ilaçların hepsi de son derece az yan etkiye sahip ve artık hepsini rutin olarak kullanıyoruz ve bu kullandığımız ilaçları Sağlık Bakanlığı da ödüyor zaten pahalı ilaçlar olmasına rağmen gerçekten çığır açmış durumda. Evet, orada bir soruya katkıda bulunayım. Diyor ki yeni ilaçlar da çıktığını duyduk, bilgi verir misiniz diyor. Evet, o iç ilaçtan başka, o ilacın türevi başka yeni ilaçlar da var. Zaten bu üç ilacın çıkışı şöyle, ilk bu çığır açan ilaca karşı kanser hücreleri de direnç kazanınca öbürleri çıktı. Sonunda bu üçünün de etkimediği öyle numaralar buldu ki bu kanser hücreleri. Bu sefer bu üçü birden çaresiz kalıyor. Fakat yeni ilaçlar çıkıyor. Onların bu yaptığı bu hilelere karşı onu da çözecek yeni ilaçlar çıkıyor. Dolayısıyla umut hiçbir zaman tükenmiyor. Daha onlar deneme aşamasında ama başarılı olacak. Hocam diğer bir soru isterseniz siz cevap verirsiniz. Sağlıklı bir insanda kan değerleri ne olmalı? Ne zaman risk altında oluruz?
Evet. Ve kan yapıcı yiyecekler neler olabilir? Doğru. Şimdi sağlıklı bir insanda erkekte hemoglobin değerleri 13-16 arasında, kadında 12-14 arasında değişiyor. Bunun biraz altında ve üstünde olup da sağlıklı olan insanlarda var. Bunlar birazcık toplumun içindeki çeşitlenmeler. Ama bunlar da sağlıklı grupta olabiliyorlar. Ama bu değerlerin altına düştüğü zaman kansızlıktan bahsediyoruz, anemilerden. Bunların da çeşitli sebepleri var, aranması lazım. Yiyeceğe gelince halk arasında çok inanç var. Bir takım yiyecekler kan yapar diye. Bunlardan en önemli kandırmaca temel reis kandırmacasıdır. Ispanak ye, demir al, kanın çok olsun diye. Bu çocuklara ıspanak yedirmek için uydurulmuş bir şeydir. Ama kan yapımında kullanılan demir, vitamin B12 gibi mineral ve vitaminler en çok et ve et ürünlerinde var. Folik asit ise en çok pişmemiş, taze salata gibi yiyebildiğimiz yeşil bitkilerde var. Dolayısıyla işin aslına bakarsanız dengeli beslenmek her zaman çok önemli. Sadece et, sadece sebze yemek gibi değil. Onun için normal gıdasıyla beslenen, dengeli beslenen bir insan kan yapımı için gerekli bütün malzemeyi de almış oluyor. Şimdi akıllı ilaçlarla ilgili çok fazla soru gelmiş. O konuda bilgi vereyim. Bu akıllı ilaçlar zaten bizim başka bir dersimizin konusu. O yüzden onunla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Hani bir miktar bahsetmiştim. Zaten bu detaylı olarak bu yeni ilaçlar, akıllı ilaçlar bir başka toplantıda ele alınacak. Onun dışında gene geleneksel tedavi yöntemleri dışında alternatif tedavi yöntemleriyle ilgili birçok soru var burada gelmiş olan. Bu soruların da cevaplarını bir başka toplantıda, bundan sonraki toplantıda konuşacağız. Bu konuyla ilgili çok fazla bir şey ben de söylemeyeceğim. Ama onun dışında bazı sorular var. Bunları ben şöyle biraz toparladım. Örneğin kan değerlerindeki değişiklikler kanser belirtisi olabilir mi diye. Doğru, olabilir ama şunu unutmamak lazım. Her kansızlık, her lökosit sayısının düşmesi, her trombosit sayısının düşmesi veya yükselmesi ille de kanser olduğunuz anlamına gelmez. Mutlaka bunların bir hekim tarafından değerlendirilmesi lazım. Daha birçok hastalıkta da benzer bulgular olabilir. Burada önemli olan nokta şu, böyle bir şey olduğu zaman bu saptanmışsa ilgisiz kalmamak, gerekenleri yapmak, gereken tahlilleri yapıp hani bunun altına yatan önemli bir hastalık var mı yok mu açığa çıkarmak gerekir. Çok şükür ki aslında bu tip belirtilerin büyük bir kısmında biz kanserle karşılaşmıyoruz. Bu nedenle hani panik yapmaya gerek yok ama ilgisiz de davranmamak gerekiyor. Şuna da ben cevap vereyim. Kaç yaşına kadar kan bağışı yapabiliriz diyorlar. Dikkat ederseniz 18 yaşından sonra kan bağışlanır dedim de üst sınırı söylemedim. Demek ki üst sınır açık. Ama ileri yaşlarda kan bağışladıktan sonra damar sisteminin kendini toparlayıp vücudu o kan vermekten dolayı azalan kan hacmine karşı yeni duruma adapte etmekteki becerisi biraz daha zayıf olduğu için ileri yaşlarda kan bağışından sonra baygınlık, baş dönmesi, fenalık hissi gibi nadir görülebilen şeyler daha fazla gözüküyor. Onun için belli yaşların üstünde kişinin durumuna da bakarak çok istekli olunmuyor o kişilerden kan almaya. Ama bir sınır söylemiyorum. Kan gruplarının kanserde etki oranı var mı diye bir soruya hayır, yok diye cevap veriyorum. İmmün bağışıklık sistemiyle ilgili bazı sorular var. İmmün sisteminin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ya da alerjik ilaçlar kan kanseri yapar mı diye. Gerçekten bağışıklık sistemiyle kan kanserleri ve diğer kanserler arasında ilişki olduğunu biliyoruz. Çünkü immün sistemin bir şekilde etkilendiği bu baskılanma şeklinde olabilir ya da immün sistemin çok çalıştığı bazı hastalıklar da olabilir. Bütün bunlarda gerçekten kanser gelişme riski normal popülasyona göre biraz daha
yüksek. Bu yüzden bu grupta daha hassas olmak gerekiyor. Eğer bu hastalar örneğin immün sistemi fazla çalıştığı için biz o kişilere immün sistemi baskılayan bir takım ilaçlar veriyorsak, bu durumlarda da kanserin biraz daha sık karşımıza çıktığını biliyoruz. Ama zaten biz bu tip hastalarımızı bu açılardan yakın takip altında bulunduruyoruz. Şöyle bir soru var. Kanser hücresinin oluşumunu tetikleyen genin onarımı mümkün değil mi? Böylece gelecek nesilleri de bu illetten kurtarmış olmaz mıyız diye. Bu çok hani akıllı ilaç gibi akıllı soru. Gelecekte de neler yapılabileceğini düşündürüyor. Aslında pratikte şimdi çok mümkün değil. Bunu şöyle yapıyoruz. Kemik iliği nakilleriyle yapıyoruz veya kök hücre nakilleriyle. Hatalı kök hücre, geni hatalı olan kök hücre yerine geni sağlıklı olan kök hücre veriyoruz. Ama bir hastanın geni hatalı kök hücresini alıp, oradaki hatalı geni çıkarıp yerine normal gen takmak da mümkün. Ve buna göre bir takım genetik hastalık taşıyan çocukların genlerini düzelterek gelecek nesillerde yeni doğacak çocukların bu gen hatalarından arındırılması da mümkün. Böyle çalışmalar yapılmakta ama şimdilik bunlar henüz deneysel aşamada. Evet. Kordon kanından alınan kök hücreler kaç sene saklanabilir diye bir soru var. Gerçekten biz kök hücreleri ister kordon kanından alalım, ister başka şekillerde uygun şekilde izole edilmiş, gene güvenli, uygun şekilde saklanıyorsa en az 15 yıldan daha uzun süre saklamak mümkün gibi gözüküyor. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor bize. Diğer bir soru, kan kanserleri acaba cinsel yolla ya da kan nakliyle bulaşabilir mi? Kan kanserleri diğer kanserde olduğu gibi bulaşıcı bir hastalık değil. Bu yüzden bulaşma riski o açıdan tanımlanmış değil. Şimdi süremizi tamamlamış durumdayız. Ben artık burada oturumu kapatmak durumundayım. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli hocama da katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili konuklar, lütfen salonu boşaltmamanızı sizlerden rica ediyorum. Sunum yaptığım her zaman bunu söylemek belki içimi parçalıyor ama bu tür etkinliklerin en güzel tarafı emeği geçen insanlara tabii ki çiçeklerini sunmak. Ve sizlerin alkışları olmadan da o çiçekleri sunmanın bir anlamı kalmıyor. Ben öncelikle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Cemal Öcal'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Profesör Doktor Sayın Ercüment Ovalı bugün aramızda olamadılar ancak çiçeklerini kendilerine daha sonra ileteceğiz. Önce Profesör Doktor Sayın Mahmut Bayık'a Sayın Cemal Öcal çiçeklerini sunacaklar. Sonra da duygu ve düşüncelerini alacağız kendilerinden. Türk Kan Vakfı Başkanı, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Başkanı Sayın Mahmut Bayık çiçeğini Sayın Öcal'dan alıyorlar. Ve bugün o neşeli sunumlarıyla bizleri bilgilendiren Profesör Doktor Sayın İhsan Karadoğan'a yine çiçeğini sunacağız. MedStar Kanser Merkezi Hematoloji ve Hücresel Tedaviler Koordinatörü kendileri. Ve bu etkinlikte tabii ki emeği yine çok fazla olan ama bugün sahnede olmayan Sayın Mustafa Özdoğan Bey'i de alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kendileri MedStar Hastaneleri Kanser Merkezi Başkanı. Evet Sayın Sevgi Atmaca, İhsan Bey'in hastası. Kendilerine de çiçeklerini Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Yıldız Hanım takdim çok ediyorlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün tabii sizleri uğurlamıyoruz çünkü Sayın Noyan Tunalı bugün ilk kan veren kişi olarak çiçek almaya hak kazandı. Alkışlarınızla bu duyarlı davranışından ötürü kendilerini sahneye davet ediyoruz.
Ona da çiçeğini verdikten sonra Sayın Vali Yardımcımızı da tabii ki bir fotoğrafla ölümsüzleştirmiş olacağız. Bu güzel etkinliğin sonunu kendilerini de sahneye davet edeceğim. Başlayalım. Ben biraz daha ön plana gelmenizi sizlerden rica edeceğim. Sahnenin ön kısmına sizleri davet ediyorum. Sahnenin ön kısmına sizleri davet ediyorum, özür dileyerek. Fotoğraf almak isteyenlerin daha rahat bir açıdan. Kan bağışımızı da vereceksiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum birkaç kare daha alacaklar. Sahnenin ön kısmında. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve MedStar Kanser Merkezi'nin sosyal sorumluluk projesi, ki çok anlamlı bir proje, bir kanser okulu ve bu ay üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bir kanser okulu. Böylesine güzel güneşli bir havada bu salonda bilgilenmek adına bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz ve her sunumun sonunda olduğu gibi sağlıklı günler, sağlıklı günler, sağlıklı günler, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Siz de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun hocam.